İyi geceler değerli izleyiciler. Birebire hoş geldiniz. Fatih Altaylı ile birebir. Eğlence. Sevdiğim bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Geleceğe parlak oyunculardan bir tanesi. Bir basketbol bulamazdık, taşla oynardım. Nüfus kendi yaşınızdan 30 daha iyi. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Samimiyet. Müjdat bizim düğümüzdür. Amcam sayılır. Ben ona Müjdat amca diyorum zaten. Baba biraz bu ayakları. Komünizmi bilmeyen komünizmi bilmez. Aynen öyle. Allah rahmet eylesin. Kahkaha. Sen nereden buldunuz bunu ya? Sohbet ve daha fazlası. Bir tane arabamız vardı. Benim günün yarısı o arabanın arka koltuğunun önünde uyuyarak geçiyordu yolda. Öğretmenim bir şey sorayım. Buyurun hocam. Yok hocam. Ben hocayım pardon. Buyur evladım. Az önce Gülseren Hanım'dan rol istediğini de duydum. Her şakanın evet. Altında bir gerçek. Çok istiyorum. Bu haftanın konukları şarkıcı oyuncu Şevval Sam, oyuncu Hakan Bilgin, milli güreşçi Taha Akgül ve şef Deniz Şahin. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Hoş geldiniz birebire. Bu akşam çok güzel bir program olacak çünkü... Zaten güzel birisi var burada. İster istemez güzel olacak ama hakikaten şahane bir program. Şevval Sam'ı tanıyorsunuz yanımızda. Programın ilk bölümünde Şevval'le sohbet edeceğiz. Önce annesi geldi. Bu hafta Şevval, haftada inşallah oğlunu getiriyoruz. Sonra bir aslan parçası geliyor. Gözlerinize inanamayacak. Ben yani bilmiyorum, belki inanırsınız. Ben inanamadım. Taha Akgül. Hani tahtalara taşlara falan vurdum. Bir aslan parçası, 9 kez şampiyon, olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, her tarafın şampiyonu, muazzam bir güreşçimiz, gurur kaynağımız. O gelecek. Sonra Hakan Bilgin, gayet tanıyorsunuz, oyuncu. Ve sonra da benim çok sevdiğim Türk mutfağının iyi şeflerinden biri Deniz Şahin bizde olacak. Ama biz önce Şevval'le başlıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır tanıyorum, uzun zamandır izliyorum, uzun zamandır biliyorum. Hiç yaşlanmıyorsun. Nasıl oluyor? Yaşlanıyorum ya. Vallahi yaşlanmıyorsun. Vallahi yaşlanıyorum. Yani şurada 3-5 böyle hafif kırışıklıklar var ama yani onlar da ayrı bir hava katmış vaziyette, muazzam. Bilmiyorum yani yaşam enerjim çok yüksek. Herhalde ondan. ya insanın genç yapan nedir aslında, işte hevesi, merakı, neşesi, enerjisi. Yani hepsi var. Yüksek beklentiler olan bir insan değilim. Evet. Çok kolay mutlu olabiliyorum. Bir de beni hala çok heyecanlandıran şeyler var yaşama neler dair. Neler heyecanlandırıyor? Tabiat çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda tabii bir o kadar da üzüldüğüm meseleler oluyor tabii. Yani biliyorum, yok atarlanıyorsun onlara zaten. Eskisi kadar atarlanmıyorum. O konuda yaşlandım fena mesela. Fena değil. Bazen diyor eyvah diyorum, korkuyorum. Yine atarlandı diyorum. Yok artık eskiden biraz daha sert cümleler kuruyordum. Şimdi evet, cümleler yumuşadı, doğru. İçeriğinde bir değişiklik yok çünkü o benim hayata karşı duruşum. Ama dilimi daha tatlı, daha anlaşılır, daha... yapıcı, pozitif bir dile dönüştürdüm zaman içerisinde. Ya buna ben de çalışıyorum, beceremiyorum. Formülü var mı? Formülü aslında şöyle bir şey. Hakikaten yani birilerini ajite etmekle aldığın sonuçla desteklemekle aldığın sonuç arasında fark var. Hangi kültürde olduğunu hatırlamıyorum. Ubuntu diye bir felsefe var. Belki Ubuntu. Ubuntu. Yanlış söylüyorsam ki söylemiyorum galiba. Ubuntu diye bir felsefe var. Ubuntu felsefe. Bakalım çünkü mesela bir kabilede suçluyu alıyorlar ve ona bütün güzel özelliklerini söylüyorlar. Aslında o aynı zamanda yüreklendirici, iyiliğe doğru motive edici bir felsefe. Ben seviyorum onu. Yani Zulu Hong, Afrika Zulu. Doğrudur. Yani bir Afrika kabilesinin bir felsefesi herhalde. Evet. Yani ilk okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Ubuntu dedikleri bir felsefe. Suçluyu aralarına alıyorlar ve onun bütün güzel özelliklerini anlatıyorlar. Aslında sen şöylesin, iyi birisin böylesin, aslında. Tabii ki yani sen filan filan içerideki hani bir hikaye vardır. Ben çok severim hikayeleri. İşte oturan boğa, neyse işte o Kızılderili şef... Çocuklara hayatı anlatıyor. Çocuklardan bir tanesi diyor ki hayat diyor iyi kurtla kötü kurtun mücadelesidir diyor. Peki diyor hangi kurt kazanacak şef diyorlar çocuklar. Hangisini beslersen diyor. Yani aslında iyi tarafları beslemek üzerinden başlayalım cümleye.
Aslında daha yüreklendirici, motive edici, sevdirici ve hassasiyet uyandırıcı ve empati geliştirici cümleler kurmakta fayda gördüm zaman içerisinde. Bu yüzden dilimi biraz değiştirdim. Ama içerik yine aynı, hassasiyetlerim yine aynı, durduğum yer yine duruyorsun, aynı. Evet. Muazzam bir şey var sende, hayvan ve doğa düşkünlüğü var. Bu hep var mıydı, sonradan mı oluştu, annenden mi geçti, nasıl... Tabii annemden de geçmiş olabilir. Çünkü biz zaten çocukluğumuz ağaçlarda geçti. Onun haricinde işte açmış bir mimoza ile sevinen işte ne bileyim gökyüzüne baktım mı ben gökyüzüne bakarım. Yani kafamda bin tane şeyle gökyüzüne bakmıyorum. Gökyüzüne baktığım zaman gökyüzü, bulutlar, işte bir baharı çok seviyoruz. Yani geldi. Birbirimize işte koku ikram ediyoruz annemle. Mesela işte baksana, gelsene şuraya götüreyim de sana şunu koklatayım dediği işte bir... Şevval, bu da gözüme inanmıyorum. Hakikaten hiç yaşlanmıyorsun ya. Baktıkça diyorum ne kadar genç. Ya çok teşekkür ederim ama şey değil ya. Aslında ya. Yani... Ziyadesiyle yaşadım, 48 yıldır bu hayattayım. Evet, ama çok iyi görüyorsun vallahi yani baktıkça... Çok teşekkürler. Sen çocuk yaşta evlendin aslında. Neredeyse tabii. Kaç yaşındaydın? 19-20. Değil mi? Nereye yetişiyormuşum bilmiyorum. Vallahi ama. Annemin baskıcı bir kadın da değil. Hakikaten özgür. Sen özgürlükten evlendin zaten. Baskıdan kaçmadın galiba. Belki de öyle olabilir. Evet. Ama Metin de o zaman İstanbul, Türkiye'nin en tatlı yakışıklı adamı. Bir de hala da yakışıklı. O zaman şey olmuştu be. Ne yani ben şimdi Metin için değil artık oğlum için konuşuyorum. Evet, şimdi birazdan ona geleceğim zaten. Metin de sen de o zaman böyle bir, hani ne derler, dream couple dedikleri türdendiniz ve şahane de bir oğlum var. Ne yapıyor? Kaç oldu? 19 mu? Yok. Yok, o da 25 oluyor bu sene. Allah yarabbim. Ay 25. Taro. Evet. O da çok yakışıklı. Vallahi evet. Yani o yani babasına çok benziyor. Babasına da çok benziyor. Fakat ben tabii 9 ay dua ettim. Dedim ki tipi kime benzerse benzesin. Huyu yani, yani içi bana benzesin. Çünkü büyüdüğü zaman onunla iyi arkadaş olmak istiyorum diyordum. Hakikaten tipi yani keşke dedim biraz da bana benzesin deseydim. Bana hiç benzemiyor ama ruhu gerçekten evet. Bana çok benziyor. Aslında ikimizden de bir şey almış. Ama çok aynı dili kullanıyoruz hayata dair. Ben ondan çok şey öğreniyorum. Beniyorsun. Tabii yani yeni jenerasyonun bendeki karşılığı taro ve çok entelektüel, kendini çok donatmış, çok yetenekli, çok zeki. Yani kayırıyor gibi olacağım şimdi ama öyle ve çok şeydir. Yani tanıyanlar bilir. Çok pamuk gibi. Candır yani böyle samimi ve gerçek ama bir yandan da aşırı cool filan. Hayranlık duyuyorum. Gençlerde bu artık var böyle. Yani böyle çok düzgün gençler ne yazık ki iyi ki görüyoruz. Yani ergenliği çok kolay geçmedi aslında. Erkek ama, ergenliği biraz zordur ama. Evet ama işte mesela sevgi bağı, özellikle anne babanın verdiği o temiz sevgi çocuğu bir noktada durduruyor. Ve bir arkadaşım bana şey demişti, ergenler de demişti. Yani ergeni esnek bir iple tuttuğunu düşün. Bırakırsan gider, çok sıkarsan kopar. O yüzden yani esneyecek, gelecek, esneyecek. Hep ben etrafında olacaksın. Ama hani bir yandan da çok... Hem koruyacaksın hem çok da tutmayacaksın. Zordu ama sonucu çok güzel oldu. Yani şu an tadından yiyemiyorum her gün. Ne güzel, ne güzel. Herkesin çocuklarına, herkese böyle çocuk nasip etsin diyelim. Sağlıklı olsunlar. Sağlıklı olsunlar. Biz o zaman pedagogla falan çok tabii görüştüğümüz zamanlar oldu. Ne yapacak? Ne yapmayı düşünüyor bundan sonra? Yani artık oyuncu oldu. Oyuncu oldu. Şu tabii, anda oyuncu ve o yolda gidecek artık. Bu konuyla ilgili okuması, izlemesi, kendini geliştirmesi konusunda ona çok büyük hayranlık duyuyorum. Yani bana da çok senin dibine düştü yani. Evet yani sanata daha yatkın, spora evet, değil. Yani spora ben değil. Çünkü şöyle düşündüm hani Metin Türkiye'nin efsane futbolcularından aynen, bir tanesi. Beşiktaş'ın ama aileye bir tane efsane yeter. Onu egal edemeyebilir. Beni etmek daha kolaydı. Yok o da kolay değil. Yani olsun. Sen de yani şimdi alçak gönül olmaya gerek yok. 10 parmak 20 marifet yani. Her şeyi yapıyorsun. Şimdi muazzam bir şarkıcısın. Resim yapıyorsun. Oyunculuk şahane. Diziler muazzam gidiyor. Hele bu son dizi 5 yıldır sürekli tepede. Evet ya. Nasıl gidiyor dizi? Ben başta çok seyrettim ben. Fakat sonra ipin ucunu kaçırdım. Ben böyle bir dizi görmedim hayatımda. Ben de. Dizideki herkes gidiyor, geliyor, oyuncular gidiyor, kıyametler kopuyor, skandallar patladı bir ara, bir sürü şey oldu. Dizi top atsa kıpırdamıyor yerinden. İlk başta drama olarak başladı. Drama başladı evet. Sonra bir komedi unsurları girmeye başladı. Evet, Eda çünkü dünyanın en komik insanlarından biridir.
Sonra bir ara absürt komediye döndü işte. Ve yasak elmada her şey olur vallahi. Oldu ve her şey kabul görmeye başladı. Biz de çok eğlenmeye başladık. Zaten baktığın zaman benim tipim, oynadığım karakter grotesk bir karakter. Yani gerçek dışı. Gerçek dışı, aynen öyle. Makyajı bilmem her nesi. Bir de ben tabii ekstradan bu makyaja yüklendim. Böyle siyah rujlar, mavi rujlar. Evet, ilk gördüm böyle garip bir kötü kadın tipiyle çıktım. Ben dedim ki bu şevval diye yani, olamaz bu dedim. Zaten, oldu. Ama şöyle tabii. Mesela ilk başta insanlar çok tepki gösterdiler. Hani sen bizim Gülbeyaz'ı mısın? Biz evet. Sen işte Ender değilsin. Ya ben değilim zaten. Bu bir performans. Bu oyun. İzin verin ben de kendimi geliştireyim. 5 sene eve o tiple gelince başka bir şey oluyor tabii yani. Benim için yani Fatih'e her yerde bunu dile getirebiliyorum. Bu bir riskti onun için. Evet. Fakat Türkiye'de hayal kurmakla ilgili biraz zorlanıyor yapımcılar, yönetmenler bazen. Yani cepten yeme eğilimimiz daha fazla. Yani mesela ben Gülbeyaz'da oynadıktan sonra bütün Karadeniz işleri önce bana geliyordu. Önce gelmemişti, evet. Ama ben yapacağım her şeyi yaptım artık Karadeniz'de. Daha yeni bir şey yapmam lazım. Kendimi başka bir şey geliştirme lazım. Derdindeyim. Yeni bir keşif sürecine girmek. Yeni bir şeyler, hakikaten yeni bir şeyler keşfetmek. Hem bedenimde hem hayatla ilgili. Çünkü ben hayatı paralel kurgu öğrendim. Bütün mesela oyunculukla ilgili eğitimim yok, müzikle de ilgili eğitim yok. Nota falan da bilmiyorum. Ben Marmara Güzel Sanatlar grafik okudum. Fakat iki işte benim hayatı öğrenmemde bana rehberlik eden işler oldu. Hiçbir zaman yani hedefime şöhret, para bilmem bu tip şeyleri koymaktan ziyade kendi iç yolculuğunda olan biri olduğum için bunlar hep bana rehberlik etti. Ve yani aslında hayatı yeni yeni öğrendiğimi düşünüyorum. Paralel kurgu olarak şarkı söylemeyi de bence yeni öğrendim. Oyunculuğu da yeni öğrendim. Bütün bu deneyimler bana hem hayatı hem yaptığım işi birlikte öğretti. Yani şarkı söylemeyi yeni mi öğrendin? Bence yeni öğrendim. Yapma ya. Ne demek şey. Öğrenmek şarkı söylemeyi? Çünkü bildiğin sen şarkı söylüyorsun. Tanıdığından beri güzel şarkı söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben doğduğumdan beri yani benim için hani hep kuşlar uçar şey var şarkı söyler kategorisinde. Benim için konuşmak gibi bir şey şarkı söylemek. Fakat İnsanın kendini ifade etmeyi öğrenmesi başka hali bir şey, var. Başka bir şey. Yani o da benim için bir ifade. Şarkıyı doğru ifade etmek, onun içine girmek ve onu böyle özgürce aktarmak biraz deneyimle oldu. Hayat tecrübemle oldu. Yani sahneye çıktıkça oldu. Şu anda sahne benim yaşam, yani sol yaşam alanım. Öyle bir diziden vakit bulabiliyor musun sahneye? Ya zaten şöyle oluyor. İşte bizim 5 gün 12 saat kurulumuz evet. var. Yani geri kalan zamanlarda konser yapıyorum. Bazen mesela setten çıkıyorum, uçağa biniyorum, işte neredeyse konser, 2 saat konser yapıyorum. Oradan gece uçağıyla geri dönüyorum, dışımı alıyorum, tekrar sete gidiyorum. Yani yaşam enerjim çok olduğu için ve enerjim de yüksek olduğu için ve işlerimi çok sevdiğim için. Bu beni... Ve işlerin hepsi de iyi de gittiği için bir yandan da. İkisi birbirini destekledi. Evet, konserler diziyi, dizi konserleri aslında hani birlikte güçlenerek bana faydası olan iki kolum oldu. Tabii ben uykuyu da seven biri değilim. Yani bana mesela 3 saat şu enerjiyle kalkacağımı bilsem uykuda vakit geçirmek istemiyorum. Aynen ben. Ama rüya görmeyi çok seviyorum çünkü çok fantastik geliyor. Yani kötü rüyada, iyi rüyada beni mutlu eder. Kötü rüyadan uyandığımda oh rüyaymış derim. İyi rüyadan peki mesela rüyadayken onun bir rüya olduğunu fark ediyor musun? Bazen fark ediyorum. Ve çok sembolik rüyalar gördüğüm zamanlar da oluyor. Ama mesela şarkıyla uyandığım zaman da oluyor. Şimdi Karadeniz... Şarkıyla uyandığım zaman mı? Evet. Mesela... O ne demek? İlk 2 satırı direkt uykumda mesela çıkıyor, açıyorum gözümü ve hani ay bunu yazmam lazım. Yeni bir şarkı. Yeni bir şarkı. Evet, yeni bir şarkı. İlham uykuda geliyor. Uykumda, rüyada. Uykumda konuşup şarkı söylüyorum yani. O da var. Ama o ilhamın ne zaman geleceğini... Kestiremiyorum. Uykumun arasına da gelebiliyor. Eğer çok yorgunuysam kalkıyorum onu böyle telefonda yani kaydediyorum. Hemen kaydediyorsun. Doğru evet, insan evet. Unutur çünkü. Unutuyorsun. Artık, unutur yani birkaç defa unuttum. Unuttuğuma ben yani kaydetmediğime pişman oldum. Çok haklısın. Mesela ben de... şeyde şimdi yeni bir Karadeniz albümü hazırlıyoruz. Zaten hazırlamıştık ama Hasan'ı kaybettiğimiz için Hasan Salt'ı evet. O biraz böyle beklemedeydi. Sen de kalan müzikle miydin? Evet. Şimdi o hayata geçecek önümüzdeki günlerde. Son hazırlıklarını yapıyoruz. Kalan'da. 4 şarkı yönden biz yayınlamıştık zaten o yaşarken. Bir tanesi Kopsun Bir Fırtına diye bir beste yaptım ben. Karadeniz bestesi. Karadeniz bestesi. İşte uykudan uyanarak. Evet, yani uyuyan şarkı. İlk 2 satırı uykumdan o şarkıyla kalkarak yaptığım bir şarkı. Mesela ben de rüya görüyorum. Uyanırım. Bunu unutmayayım. Uyandığımda Hande'ye anlatayım derim. Unuturum sonra hep.
O iyiymiş. Ben de böyle yapayım. Telefona kaydedeyim. Çok iyi fikir. Evet, ben bazı çok sembolik rüyalarımı kaydediyorum. Aa, süper fikirmiş. Dizi şeyini merak ediyorum ben. Dizi sürecini. Sen şunu biliyorum. Sen takıntılı bir insansın aslında. Benim bildiğim hani bir şeyi iyi yapmakla ilgili böyle hani şeyim var. Ya bunu yapayım ama bu bana yakışsın diye bir saplantı var gibi gelir hep bana. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani saplantı, takıntı terminolojisi biraz bana sert geliyor aslında. Doğru, şöyle belki bir şey. Ya seçicisin ben, diyeyim ya da. Aslında şurada benim için önemli şöyle bir nüans var. Bende cevabı her şeyin, yani bütün koordinatlarıyla cevapları hazır olan işi yapabiliyorum. Çünkü hani bunu neden yaptığımı neden bilmem lazım. Ve içeriden çıkması lazım. Aksi tam takdirde, da kastımdı ben. Kötü ifade ettim belki ama kastımdı. Yani böyle takıntı halinde ben bunu yapacağım gibi. Yok, hayır değil. Bir şey beni heyecanlandırıyor. Bu bana uyar mı? Bu bana yakışır mı? Onu böyle ince eller sık dokursun diye biliyorum hep ben. Şöyle içeriden bu bana yakışır mı gibi bir fikir bulmak gibi diye bir şey yapmak için bir heves başlıyor, evet, içimde. Ve böyle ay şunu, ay evet şu şöyle olsa, ay bunu böyle yapsam, ay ne kadar güzel, onu öyle yapsam, böyle yapsam dediğim andan itibaren çok çalışkan bir insanım, hı-hı, ben gerçekten. Belki her şeyi çok iyi yapamamış olabilirim hayatım içerisinde ama hep çaba gösterdim. Hepsi benim için bir keşif süreci, bir deneyimdi yani. Ben düşüp kalkmaktan korkan, risk almaktan korkan biri değilim. Çünkü hayat bu yani, ben de İnsanım ve aslında yapa yapa öğreneceğim. Çünkü 20 yaşından beri ortalıktayım. İnsan, evet. Yani ne hata yaptıysam ki minimumu da tutmaya çalıştım. Hepsini insanların gözü önünde yaptım bir ama. Bir hatan da olmadı herhalde sanki. Olmuştur. 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 En azından biz ama görmedik, farkında var. Ama olsun, ne yani? Ben de Türkiye'nin. Hani böyle şey, ne dedim, vahim hata değil. Hani bir de yani elimize büyüdün yani. Ya evet, aynen öyle oldu. Ya şöyle, geri dönülmez hatalar yapmadım. İşte kastım çünkü o. Özünde kendi, onun yine aynı yere geliyor. Niyetimi çok iyi biliyorum. Yani onu neden yaptığımı çok iyi biliyorum. Ve yani o evrensel prensiplere karşılık geliyor. İyi niyetle yapılmış oluyor. Aslında bir şeyi destek olmak, korumak, kurtarmak, sevmek üzerine bir şey yapmış oluyorum. Hani başta konuştuk ya hani dilimi değiştirdim diye. Şimdi o tip hatalar yaptım. Aslında aynı yerde duruyorum ama artık başka türlü ifade ediyorum. Ve hayatı da böyle öğrendim dediğim. Hepsi bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Yani bu bile benim bütün cevapları hazırlamış olarak, daha doğrusu cevaplarıyla geliştirdiğim bakış açılarım aslında. Buna olgunlaşmak geliyor aslında. Evet, büyümek, olgunlaşmak. Evet. Yani geri dönülmez hataları neden yapmadım? Çünkü hakikaten niyetimin iyi olduğunu biliyorum. Yanlış ifade ettim belki ama niyetim. Peki bu sosyal medya seni rahatsız ediyor mu? Yani çünkü şunu gör mesela, senin bu söylediğin o dille ilgili mesela özellikle sosyal medyada sana ağır saldırı olarak döndü zaman zaman. Hatta bu dilin yumuşak olduğu zaman bile fikrinden ötürü de yine sosyal medyada belli gruplar, özellikle bir trolleşmiş gruplardan çok sert tepkiler aldım. Ben de alıyorum yani, bunda bir şey yok ama seni etkiliyor ki hani sonuçta ben baktığın zaman gazeteciyim, işim bu falan filan ama sen bir yandan da sanatçısın ya. Bize oranla çok daha duygu birikimin, çok daha konuları senin duyarlılığın daha yüksek bize oranla. O seni çok rahatsız ediyor mu? Sosyal medyanın iyi tarafları var. Çünkü eskiden yani imdat diyeni kimse duymazdı bugün. Evet. O insanın kendi bilinç seviyesine göre, yani her şeyde olduğu gibi, yani bilinç evrimini biraz daha ilerletmiş insanların işte evliliği de farklıdır. Arkadaşlığı farklıdır. Bilgisayarı da farklıdır. Yani işi de farklı. İşini yapma biçimi de farklıdır. Ben hayatımda çok tribüne oynayan biri olmadım. Olmadı, evet. Hep içeride aradım her şeyi. Dolayısıyla ne yaptığımı, az önce söylediğim gibi, ne yaptığımı biliyorsam hiç umurumda olmadı. Bak ben iltifatla başı dönen, eleştirili belli bir biri değilim. Yani beni böyle çok iyi falan dedikleri zaman, eğer içeride bir soru işareti varsa hiç umursamam. Ama ben yaptığımdan eminsem, vay işte o niye öyle oldu, vay çok mu bilmem ne. Hani bir şekilde herhangi bir saldırıyı da yanımdan akıp geçmesine izin veririm, gider. Çok takılmam açıkçası. Bana yapılan saldırılar gündelik hayatımı etkiler mi etkilemez mi diye baktım. Onun haricinde hiç umursamadım. Hiçbir zaman umursamadım. Niyetimden emin olduğum her şeyle ilgili. Gündelik hayatımı nasıl etkiler? Atıyorum biri sinirlenip karşıma çıkar, bir şey mi yapar? İşlerim iptal mi olur ki bunlar oldu? Olmuştur. Oldu. Ama mesela işlerim iptal... O kadar iyimser bir yapayım ki, yani her işte bir hayır vardır. Rahatsız edici derecede iyimser olabiliyorum.
Ha tamam, bundan bu dersi aldık, ne yapabiliriz? Kafamda o kadar çok fikir, var o kadar mi? Çok proje var ki. Yani her seferinde Şevval'i gömdük dediklerinde bir daha dur ya yeni bir şey yaparım ben falan deyip böyle kafamı çevirip buradaki gürültüye hiç kulak vermedim. Sağır kaplumbağa hikayesi vardır ya. Ben de dedim ya hikayeyi seviyorum. Bunu da anlatayım. Hadi, çok hadi anlat. Ben bilmiyorum ki Sağır Kaplumbağa. Burada oynamaya gideceksin sen. Neyin? Anlat anlat. Güzel. Ben severim hikayeyi. Ama Sağır Kaplumbağa hikayesi çok güzel. Ormanda hızlı ve özet anlatacağım. Ormanda kaplumbağalar yarışa koyulmuşlar ve bütün ormandakiler izliyorlar. Dört tane kurbağa, sarı, yeşil, mavi, kırmızı atıyor mesela. Ondan sonra işte bu tepeye tırmanacak. Birinci kaplumbağa çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor falan. Bu tırmanıyor ya. Yok yok tırmanamaz bu. Hayatta tırmanamam. Çok kötü ya. Oraya basmayacaktım falan derken vışt diye düşüyor. İkincisi ay bu galiba alacak işte tırmanıyor. Yok oraya bas. Yanlış yaptın. Dur o falan. Vışt. Üçüncüsü aynı şekilde hızlı anlatıyorum. Dördüncüsüne aynı lafları söylüyorlar fakat tıkır 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 gidiyor falan. Birinci oluyor ve yani o tepeyi tırmanıyor. Tırmanıyor. Tek bir tek o tırmanıyor. Ve bir anlıyorlar ki sağır kaplumbağa. Sağırmış ve hiçbir duymamış. Evet, evet yani sağırmış. Dışarıdan etkiler insanı aşağı çeker. Kimin ne dediği benim hiç umurumda değil eğer ben ne yaptığımı biliyorsam. Bu benim yaptığım işe de yansıyor diye düşünüyorum. Yolculuğumda yani hiçbir şekilde sarsıldım, eğildim. Yani eğildim derken sarsıldım, hafif tökezledim, dizimin üzerine düştüm. Ama hep kalkmamın sebebi biraz sağır kaplumbağa. Peki mesela eleştirisini dikkate aldığın insana var mıdır hayatında? Olmaz mesela, %100. Ben hep şey düşünürüm mesela. Aynen senin dediğin gibi. Şimdi insan bazen iyi veya kötü eleştirilerden veya etraftan etkilerden havaya girebilir veya çok aşağı gidebilir. Ama mesela ben eşime çok güvenirim. Yani o bana bir şey diyorsa temiz kalpli diyor. Ben bir tek onun eleştirisini veya kızım eleştirisini çok ciddiye alırım. Senin böyle insanlar var mı hayatta? Sana yol gösteren yani annem diyorsa, Ahmet diyorsa, Ayşe diyorsa gibi. Kimler vardır hayatta? Onların... Herkese böyle insanlar olmalı mı? Yakın dostlarım, işlerindeki başarılarına güvendiğim, annem zaten yani direkt objektiftir. Bizde hiç kayırma yoktur bu anlamda. Yani bazı arkadaşlarıma sorarım bunu mutlaka. Hani çünkü şöyle bir şey, benim işimi yapıyor olması şart değil. Yan kol bir iş yapıyor olabilir, bambaşka bir iş yapıyor olabilir. Müzikten anlamıyor olabilir. Yani anlamaması belki biraz daha bile doğru olabilir. Çünkü o zaman tamamıyla atıyorum yani halka açtığım zaman o şarkıyı halk herkes anlamıyor olabilir müziği. Ama ne hissediyorlar? O samimiyet, o gerçeklik var mı ya da ne rahatsız ediyor? Benim yorumumda bir şey mutlaka böyle güvendiğim birkaç kişiye sorarım. Kriterlerini öğrenirim. Kriterler önemli. Yani ay ben bunu istemedim falan gibi bir şey benim için yeterli değil. Ya buradaki, niye? Ha, burada bir neden. Nedenini düşünürüm. Hemen analiz ederim. Evet doğru buradaki sanki biraz şey gibi biraz soğuk gibi değil mi? Sanki gerçek gibi değil. Evet. Giderim bir daha okurum. Bir daha o kriterler üzerinden yeniden böyle sakinleşir böyle bir o şarkının içine girerim. Mesela diyelim ki şeyle ilgili müzikle ilgili. Bir daha okurum, bir daha dinletirim. Tam işte tam böyle bir şey cevabını alırım. O zaman hani o zaman işte yerli yerine oturuyor. Peki mesela oğlun eleştirmenlik yapar mı sana? Yapar ve çok çünkü da rasyonel. En rasyonel onlar yapıyor çünkü. Aynen öyle. Bir de yani mesela tabii bu anlamda çok donanımlı olduğu için o da benim gibi böyle hikayeler, bazı örnekleri, metaforlar kullanmayı sever. O onlarla anlatır. Hele ki metaforlarla anlatıyorsa çok daha güzel bir de işin kreatif anlatımı var. Çok isterim tanımak. Şahane anlattın ya. Çok isterim tanımak. Çok süper anlatıyorsun yani. Tam haftaya da o değil mi? Biz, annem, ben. Haftaya veya bir dakika. Ne zaman uygunsa valla bayılırım yani. Bayılırım. Valla yani. Üç kuşağı konuk etmiş oluruz böyle. Ne güzel değil mi? Çok süper olur. Bayılırım yani. Çok bağımsız üç karakter. Aynen aslında. Üç başka karakter. Peki şimdi Yasak Elma çok tutmuş bir dizi 5 sene. Sıkılıyor mu insan dizi 5 sene 7 sene? Amerika'ya bakıyorum 15 sene oynayan dizi var. Biz sıkılır mı oyuncu bu işten yoksa ya işte ekmek parası? Şimdi ben kendi adıma tabii kendi adına. Söyleyeyim. Benim hayatımdaki en uzun iş bu. Ben bu kadar uzun süre normalde... Gülbeyaz 3 sene miydi? 3 sezon. Gülbeyaz tek sezon. Tek sezon muydu? Aa niye ben daha uzun deniyor onu? Güçlü bir etkisi vardı. İnsanda uzun sürmüş duygusu yaratıyor olabilir. Biraz bir yorgunluk oluyor yani. Çünkü hani... İşte bir zaman sonra yeni bir şey geliştiremiyorsun, yeni bir şey... Aynı şeyi tekrar diyorsun. Ben böyle hani bir yere tutturduk, buraya sırtını dayayalım kafasında biri olmadı. Yani bu rolde emekli olayım diye bir şey... Yok, asla. Yani o kreatif enerjinin aktif olabilmesi için
bazı şeylerle belli bir zaman geldiğinde vedalaşmak lazım. Yani evet, yani atıyorum para kazanıyorsun. Evet, tutmuş iş. Evet, bilmem ne, hani bu kriterleri böyle teraziye koyduğu zaman. Ama tek tatmin o değil. Tek tatmin kesinlikle o değil. Kendi adıma yine konuşuyorum. Ben pek şarkı söylüyorum. Ben. Yani benim resim yapmaya ihtiyacım var. Yazmaya, şarkı bestelemeye, ondan sonra işte ne bileyim, bunlar için zamana ihtiyacım var. Kreatif enerji için kesinlikle zaman ve konsantrasyon gerekiyor. Böyle bir tempoda buna çok, bu tempo çok imkan vermiyor. Yani benim sahneden inanılmaz keyif alıyorum. Yani ya, orada inanılmaz eğleniyorum. Yani ayaklarım esas yerden... Esas işin olarak onu görüyorsun zaten galiba, değil mi? Böyle demeyeyim çünkü buna da haksızlık etmiş olurum. Bir kolum bu, bir kolum o diyeyim. Yani hı-hı, birinci, ikinci işim diyemem. Hı-hı. Bir işim ve diğer bir işim. Müzik ve oyunculuk. Yani bunların hepsini tek potada eritebileceğim bir iş yapmak isterim. Yani bu bir müzikal olabilir. Yani hem şarkı söyleyeceğim, hem dans edeceğim, hem oynayacağım. Böyle hani kılıktan kılığa gireceğim. Bu mesela beni en sevdiğim şey, kılıktan kılığa gireyim. Taro da benim gibi. Küçüklükten beri biz beraber büyüdüğümüz için Taro ile çok genç, 23 yaşında evet, anne oldu. Beraber büyüdüğümüz için bizim en büyük eğlencemiz anne beni Zora yap, anne beni Harry Potter yap falan. Onunla birlikte ben de daha eskiden çocukken ya da onun yaşlarındayken ben de kılıktan kılığa girer. Sokaklarda gezerdim. Ondan sonra... Soruyor şeyin anneydi. Yani anne oldum ara ara hatırlatıyorlar. Sonra oyun arkadaşımla beraber kılıklara girerdik. Yani çok komik. Taro mesela okulda bir gösteri yapardı. Ben ona buraları baklavalar çizerdim. Kıyafetlerini ben yapardım, süslerini falan. Tiyatro yaptın mı hiç? Müzeyyen müzikali yaptım. Onu biliyorum, evet. O biraz içimde ukde kalmış bir iştir. Ama yani iyi ki onu yaptım. 2018'de Müzeyyen Senar'ın 100. ölüm yıldönümü. 100. doğum yıldı. Evet. Yıldönüm. 100. yaşıydı. Hı hı. İyi ki doğdun Müzeyyen diye hikayenin sonu. Ve 5 yaşından 95 yaşına kadar, yani son gününe kadar olan süreçlerini anlattığım, tek başına olduğum sahnede şarkı söylediğim, hakikaten dans ettiğim, kılıktan kılığa girdiğim bir işti. Çok severek yaptım yani, o kadar. Ve çok kısa sürdü. Sonra da zaten pandemi oldu. Başladı. Devam edemedik ama... Yani arkada 5 tane müzisyen var. Hepsi Müzeyyen'le çalmış müzisyenler. Yani müthiş bir... Niye sordum biliyor musun? Sana bakınca ben bir tiyatro enerjisi görüyorum. Yani. Sen sanki muazzam bir tiyatro... Hatta daha öteye gideyim. Mesela sen tiyatroyu oynar, dekorlarını yapar... Doğru valla. Afişlerini hazırlar müzik falan böyle. Hani atlet komple vardır ya. Böyle, pentatloncu gibi böyle. Yani öyle bir halin var. Aslında yaptığım her işin yani... işin tabii ki bir tek PR kısmını çok fazla beceremiyorum. Yani, evet. İşin... O kısmında biraz zayıf olabilirim ama onu da destekleyecek arkadaşlarım var artık. Allah tarafından. Çok şükür. ama işin kreatif tarafında gerçekten bir projeyi elime alsam her şeyini yaparım. Neticede grafik okudum, afişini de tasarlarım. Aynen. Kostümünü de bir şekilde, evet, yani en azından birebir çizip belki yaptırmasam ama bile. Ama anlatırsın hayalimde... nasıl bir şey istediğini. Doğru. Bence böyle bir şey yapmalısın. Sen bir tiyatro yaz... Sahneye koy, oyna, dekorunu ya. Yemin ederim ki ya, yapabilecek çok insan yok ama sen oradan birisin. Teşekkürler. Şöyle yıllar önce üniversite imtihanına girerken aslında ben fantastik hikayeleri çok seviyorum. O yüzden rüyaları seviyorum. Yani gerçek dışı ya da böyle Avatar, Harry Potter falan gibi hikayeleri. Dolayısıyla ben bir tane ninni albüme yaptım. 0-6 yaş grubu için Nanninom diye. 10 tane şarkı, 2 tane de öykü. Yani oralar böyle daha hayal dünyası beni daha çok çekiyor. Gündelik yani daha atıyorum bir drama yazalım dediler. Şu lafın başını unuttum, anlatmadım. Üniversite imtihanına girerken sinema televizyona da gireyim dedim. Bir ders aldık birkaç kişi. Şimdi bir senaryo yazacağız dediler ve bana bir bana bir hikaye yaz dediler. Ama drama olduğu için ya, o kadar kötü bir hikaye yazdım ki berbat ve dalgınlık için komedi mi bu dedi, drama mı? Ya dramaydı ama dramaydı ama girmedim yani. Ama mesela bana fantastik, işte hayal dünyasına dair bir şey koy. Mesela Ender karakteri biraz Malefiz, biraz Cruella, aynen, gibi falan ya. O beni aşırı heyecanlandırıyor ve yani eğlendiriyor. Gerçekten öyle bir çocuk hikayesi, çocuk müzikali olur. Yani işte gerçek dışı fantastik hayal dünyasına yasam karşı. Yani öykülerim aslında var yani birkaç tane. Ha, böyle ama, bir senaryo yazın. Bilmem ya, bak, düşüneyim bak, yapabilirim belki. J.K. Rowling'i biliyorsun yani. Evet. O müthiş. Peki bir niye J.K. Rowling biliyor musun? Neden? Adını yazmak istememiş. Kadın yazarlara karşı ön yargı olduğu için özellikle fantastik öykülerde.
Ya. Ya. Ama böyle de cevap. Böyle de hani. Son, ama kapak olmuş işte. Aynen. Evet, herkese kapak olmuş. Evet, çok dedim, bence muazzam yazabilirsin. Ben böyle şaşırtmaları bu arada seviyorum. Yani benle ilgili de çok ön yargılar var. Bak, yani hep işte soğuktur, var. Mesafedir, serttir falan filan. Ben korkarım senden ama hep. Ya saçma. Vallahi billahi böyle. O senin bir ters tarafın vardır ya böyle, o daha sonra ters demeyeyim. Atarlı hop bir dakika ne oluyor? Yok vallahi yumuşacığım artık, pamuk gibi. Artık. Atarlı İnşallah ben de yaşlanınca öyle olacağım. Ben de olgunlaşınca. Eskiden biraz daha sert bir yapıydım. Evet. Kesinlikle. O herhalde savunma mekanizmaları. Hani tek başına bir kadınsın. Tek başına bir kadınsın. Çocuk yetiştiriyorsun. Böyle hani biraz daha. Mesafe durmam lazım. Yani erkek gibi davranmak zorunda kaldığın zamanlar oluyor. Yani çok yak. Yani ne bileyim, insanlar seni suistimal etmesin, yaklaşmasın diye. O zamanlar ya da işte kendini daha henüz bulamamışsın, kendi ifade etmekle ilgili sıkıntı yaşıyorsun. O dönemler savunma mekanizmaları geliştiriyorsun. Biraz daha hani güç aslında daha eril bir şey ve daha eril bir, daha maskülen bir tavır durmak oluyor. Gerekiyor. Bunun için de öt falan da oluyor. Yani böyle sert cevaplar da oluyor. Neyse onlar bitti çok şükür. Bittim kadın onda. Olmayı öğrendim. Şahane. Öyle de şahanedi, böyle de şahanesin. Peki bir yerde okudum. Sen söylemişsin galiba. Zorlayan roller seviyorum. Zorlayan. Ne demek zorlayan rol? Nasıl bir şeydir zorlayan rol? Ve mesela kafanda nasıl bir şey var? Nasıl bir rol var? Nasıl bir proje olabilir böyle seni zorlayacak? Oyunculuk çok enteresan bir şey. Kendi içinden aslında çıkartıyorsun malzemeyi. Yani gözlemlerinle birleştirip kendi içeriden çıkardığın bir malzeme. Şimdi Ender çok egosantrik bir kız. Evet, mesela fazla. Onun üzerinden anlatayım. Yani ben ne dedim, ne dedim ben? Zaten benim bildiğim gibi. Ben bilirim, ben yaparım. Şimdi aslında tabii ben mesela. Benim gibi. Ben böyle bir karakter kesinlikle değilim ama muhtemelen ben kendime çok çalıştım. Yani insanın farkındalıkları biraz buraları törpülüyor. Belki genç kızdığımda öyle de olabilir. Yani insan kendini çok güçlü. Her şeyi çok bilen, evet ya bu öyle olmaz, bu böyle idealler kuruyorsun. Fakat içeride o malzeme, biz çok kompleks bir varlığız. Yani her şey var. Hani o iyi kurt, kötü kurt, hangisini beslersen hikayesi var ya. Zaman içerisinde hakikaten iyi kurdu beslemeyi tercih ettim bilinçli bir biçimde. Ve çok çalıştım kendi egoma. Sana kötü kurt var mıydı ki? Sana kötü kurt var mıydı kesin ki? Kesin vardı. Var yani, mıydı? Vardı. Tabii yani insan zihin çok oyunlar oynayan bir şey. Doğru. Yani her türlü. Yeter ki uyanık ol. Hani uyanıksan, farkındaysan yapıyorsun aslında. Ego çünkü bir nosyon ve herkeste var sadece. Ama ya senin dışarıya yansıttığın kişilikle ilgili mesajların hep iyi insan mesajları. Yani hani mesela ben senin için bir zaman bu herkese kıskanır, bu herkese kötülük düşünür. Yani bazıları vardı ki ona baktığın zaman öyle görürsün. Yani bu kıskanç, fesat. Kıskanmaktan utanıyorum. Bravo. Kıskandığım zamanlar oluyor. Muhakkak bir zaman olur. Ve kıskandığımda. Ama bunu belli etmek gerekir. Yok, kendime bunu yüksek sesle söylüyorum. Şevval, kıskanıyorsun. Kıskanmak çok ayıp bir şey. Ne olacak yani, ne var senden daha iyi, senden daha çok, senden daha güzel. Senden daha şanslı, senden daha güçlü. Neyse işte her neyse oraya bir sürü şey koyabilirsin. Senden dahanın yanını doldur. Doldur. Ama yani kıskandığım zaman böyle çok ağrıma gidiyor yani. Ne ayıp bir şey falan diyorum. Böyle kendimi durduruyorum. Ya bunlar hep farkındalık üzerine çalışmalarla bir şekilde gelişiyor. O ego üzerine çalışırken bulduğum malzemeden Ender'de çok kullandım. Aslında insanın içerideki bir potansiyeli bu kadar güvenli bir alanda kimseye zarar vermeden açığa çıkarması aynı zamanda insanı iyileştiren de bir şey. Dolayısıyla zorlayıcı ve farklı roller benim kendi içimdeki belki bir sürü kötülüğü orada atıyorsun. Kötülük olur bu, bir travma olur, bir yani herkes böyle şey zanneder yani bu dünyada benim başıma geldi. Neden benim başıma geldi? Ya insan farklı hikayeleri öğrendiğinde arzın merkezinin kendinde olmadığını, hatta daha kötü hikayeleri, daha sert hikayeleri yaşayanları görüyor. Görürüz. Ve o zaman mesela kendi şanslı hissettiğin zamanlar oluyor. Onun kıymetini biliyorsun filan filan. Ama oyunculuğun şöyle bir avantajı var dediğim gibi. Kendini keşfetme, o gizli dehlizleri açığa çıkarma, o bilinç altında belki sakladığın, kendinin bile farkında olmadığın mekanizmaları iyileştirmek için ya da travmaları iyileştirmek için müthiş bir işletim sistemi aslında oyunculuk. Bir şey soracağım. Bunları biri sana öğretti mi? Kendi kendime öğrettim bunları. Bilmiş miymiş? Ne güzel anlatıyorsun.
Dinliyorum ben. Gerçekten genç olduğumu düşünüyorsun değil mi? Ben 50 yaşına geliyorum Fatih'ciğim ya. Tıkır tıkır atlıyorum. Felsefeci gibi anlatıyorum. 18 yaşındayım gibi bak. Işte, sanki Ahmet Arslan duruyor karşımda. Tıkır tıkır duruyor. Çok güzel. Sen bunları doğuştan. Ben hayatı boş geçirmedim ya. Çok dolu geçirmişsin. Yani şöyle söyleyeyim. Çok sosyal yaşamadım. Çok biliyorum. Dışarıda yaşamadım. Yani korkularım da belki vardı. Utangaçlıklarım vardı. Ama yani nerelerde tıkandıysam ve nerelerde daha çok içime döndüysem, nerelerde acı çektiğimi, nerelerin beni hayatta böyle sıkıştırdığını da sorguladım. O yüzden bana desen ki yani sana dünyayı vereceğiz 20'lerine dön, asla, asla dönmek istemem. Asla, hiç dönmem. 30'larıma asla. Hayatımın en güzel kaça günlerimi. Kaça dönmek istersin? 40. Ben de. Vallahi bak, aynen. 40. 40'lı yaşlar şahane. Ya yani böyle karamelize yani. Düşünsene aynen, hani o karamelize aynen, vardır ya. Aynen. Leziz. Bir de o zaman 50'yi bilmediğim için söyleyemiyorum yani. Aslında sen 30'lara dönebilirsin. Ben 40'lara. Yok yok. Yani bu kendi 30'larıma dönmek istemem. Yani benim enerjim zaten 28-29 yani böyle. Evet öyle. O, yani oralardayım benim. Yani yaşam enerjim, neşem, hevesim, merakım. Tabii çok içeride vakit geçirdiğim için dış dünyayı da hala keşfetmek için zamanım var. Yani neşem var, hevesim var. Şimdi onu hazırlıyorum kendime. Ama en güzel yaşlarım 40'lara dönmek istiyorum. Kesinlikle 40'lar yani. Ben de aynı kanaatliyim. Erkeği bilemem ama her kadına. Ben de 40'lara dönmek istiyorum. Oh 40 mısın hadi tebrik ediyorum hadi hayırlı uğurlu olsun diyesim var yani. 40'lara döndüğün zaman siyasetine daha kendimi rahat hissediyorum ben. Sen ama tabii şöyle bir şey. Her zaman şuna bir kenarda koymak lazım. Hayatı böyle kendimizden ibaret zannediyoruz. Kendi etrafımızı düşünüyoruz. Öyle değil mi ama? Tam öyle değil. Yıllar önce bana kulakları çınlasın Ali Saydam bir çok güzel bir programda böyle bir ders vermişti. Ama ben de çok küçüktüm o zaman. Dedi ki Şevval peki sana dedi bir soru. Sence de dünya Türkiye'deki kadınların yüzde kaçı makyaj yapıyordur dedi. Oo ben yapıyorum da benim etrafımdaki herkes %60-70'i yapıyordur ya dedim kesin. Bak dedi hep dedi kendin gibi zannediyorsun. Türkiye'yi düşün dedi. Köyde, dağda, orada, burada toplamda kaç kişi makyaj yapıyor biliyor musun? %3 dedi. O zaman, o mesela benim için müthiş bir ders. Şimdi böyle gittiğin zaman, baktığın zaman, bugün gerçi oran değişmiştir büyük miktarda olabilir. Ama. Mesela kaç kişi orkid kullanıyor? Kaç kişi işte ne bileyim tuvalet kağıdı kullanıyor? Kaç kişi diş fırçası kullanıyor? Geldiğin zaman Türkiye'de tablo felaket olarak karşına çıkıyor zaten yani. Yani aslında oradaki bana verdiği örnekten ziyade bir bakış açısıydı. Yani kendinden ibaret görme. Şimdi ben burada ulu ulu böyle güçlü bir kadın olarak hayatta tutunmuş bir kadın olarak konuşuyorum ama yani bunun yani 40'ında 70 yaşında gibi yıpranmış kadınlar var. Tabii canım. Hayatı boyunca kadınlığını keşfedememiş kadınlar var. Şiddet gören, acı çeken, kendini ifade edemeyen, yeteneği elinden çalınan, yani o kadar zor durumda olan kadınlar var ki bunlar bana çok acı veriyor. O yüzden bazen kendi yaşadığım hayatı çok fazla da kendi durduğum güçlü noktaları da sadece belki inşallah ilham verici olur, bir güç verir diye aslında şey yapıyorum, anlatıyorum. Ama hani böbürlenerek gibi bir yerden değil. Çok enteresan ben mesela bizim İran'da çok fanımız var. Hani orası daha kapalı. Hani hepimiz böyle buradayken. Ama biliyorsun İran anaerkil bir toplum aslında. Evet kökünde öyle ama mesela baktığın zaman şimdiki oranın konjonktürüne. Orası. Dışarıdan görünüyor. İçeride öyle değil mesela. Emin ol ki öyle değil. Yine de tabii mesela hani kapanıyorlar. Ya da kapanmak değil mesele de orada. Daha işte yolda bununla ilgili çok tacize uğrayan kadınlar var. Yani hani özgürce seçimini yapamıyor. Kapansın. Evet. Hani bir de kapanmasın. Öyle bir yerdi yani. Türkiye bu anlamda daha özgür. Çok tabii. Oralarda biz hepimiz böyle batıya çevirmeye çalışıyoruz ya aslında hep böyle batıda bir şey yapmaya çalışıyoruz. Doğudan bir buraya gelen ilgi beni çok heyecanlandırıyor. Arabistan'dan falan inanılmaz şeyler, fanlarımız var. Onlar buraya geliyorlar diye bazen kızıyoruz. Hani ben insanı iyisi kötüsü olarak ayırmayı tercih ediyorum. Oradaki kadınlar burada bazen hani böyle daha özgür daha normal yaşıyorlar. Hayatı yaşamaya evet. Şey yapıyorlar. İranlı kadınlar buraya gelince açılıyor zaten yani. Yani sadece açılmak olarak değil yani bir rahatlama, bir ihtiyaç var orada. Yani bazı erkekler de onları burada destekleyebiliyorlar. Yani daha özgür yaşayabiliyorlar. O tarafın buraya olan ilgisini ben çok şey bulmuyorum yani çok tehlikeli bulmuyorum. Tam tersi kadınlar açısından
hani vizyonların değişmesi, kafaların biraz daha değişmesi açısından, oradaki kapalılıktan biraz çıkmalar açısından destekliyorum. Ama yani. Bu orada bizim söylediğimiz, yani benim ve benim gibi düşünen birkaçına söylediği şey, yani Türkiye onlara ilham verici olmaya devam etsin. Onların evet. ülkelerine dönüşmesin. Benim derdim o yani. Bizim o ilham verici o. olma özelliğini sürdürsün Türkiye. Bu ama yani ben Türkiye'nin böyle batının o hani kılıflı vahşeti de gelsin istemiyorum. Yok yani. Hayır. Hani Türkiye kendi özgü bir hali var zaten. Hep binlerce, çok nevi şahsına münhasır bir toprak burası. Ben çok bağlıyım. Ya ben Türkiye'nin kendi doğusundaki ve kendi güneydeki ülkelere ilham vermesinde özellikle söylediğin kadınlar, kadın hakları anlamında muazzam. Zaten ilham vermek kelimesinin altını özellikle çizdim. Kesinlikle buranın bir yani dönüşmesi değil. Ama buranın o unik halini muhafaza etmek lazım. Yani buradaki renkleri, ki ben işin müzikal tarafında daha fazla yer alıyorum. Buradaki hikayeleri tutmak lazım. Yani hakikaten böyle pamuklara sarı sarmak. İnsanların dertleriyle çok dertleniyorsun anladığım kadarıyla. Empati duygusu yüksek olan insanların böyle bir şeyi oluyor ister istemez. Bazen doz aşımı oluyor. Doz aşımı yani olur, evet. Çünkü yorulur sosyal insan. Medyanın böyle bir şeyi var. Etkisi var. Çok yükleniyor bazen her yerde. Nereye üzüleceğini şaşırıyorsun. Yani oralarda aslında bizim yaptığımız iş çok kıymetli. Yani biz sadece eğlence işi yapmıyoruz. Yani iki saatliğine olsa insanları o dünya dertlerinden uzaklaştırıp böyle gerek dizide olsun, gerek sahnede olsun, şarkı söylerken böyle soluk aldırmak, bir rahatlatmak aslında çok büyük bir hizmet bir açıdan baktığın zaman. Çünkü gerçekten çok yüklü bir psikolojik saldırı var dünyanın her tarafında. Yangınlara çok, üzülüyorsun, çok. Hayvanlara şiddete, kadınlara, çocuklara şiddete üzülüyorsun. Haksızlığa, politik kutuplaşmaya üzülüyorsun. Üzülüyorsun. İnsanların ayrışmasına üzülüyorsun. Ukrayna'da olan üzülüyorsun. Savaşa üzülüyorsun. Yemen'e üzülüyorsun, her tarafa üzülüyorsun. Yani üzülecek çok, çok fazla şey var. Ve hani insanın o içindeki kötü kurt sürekli daha fazla büyüyor makro düzeyde yani. Bu da insanı çok üzüyor. Empati duygunda yüksekse başka birinin acısını hissediyorsun kalbinde. Eğer bunu yani empati duygun zaten çoğunlukla empati duygusu olmayanlar bu şiddeti yaratanlar. Onlara ne diyorsunuz? Sosyopatlar ve psikopatlar. Olabilir. Mesela bir araştırma yapılmış. Şöyle bir daha doğrusu Naziler döneminde Amerikalı bir psikiyatr aralarına gizlice sızıyor bir araştırma yapıyor. Yani bu adamlar evlerinde çocukları var. Onları seviyorlar. Aile yemekleri yiyorlar. Sanattan anlıyorlar. Diyor bilmem filan. Ama bir yandan da yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca çocuğun yakılmasına da duyarsız kalıyorlar. Yani nasıl oluyor? Burada ortaya çıkardığı hikaye ileri derecede empati yoksunluğu. Onun İngilizce bir ultimate bir empathy, without empathy gibi böyle bir lack of empathy falan filan gibi böyle bir şey ya da biliyorsun sosyopatlar da psikopatlar da empati duygusu gelişmediği için yani sosyopat ve psikopat oluyorlar. Evet. Yani ileri derecede empati yoksunluğu olan insanlar bu şiddeti yani daha çok körüklüyorlar. Gücün onlarda olmaması lazım. Güç genelde onlarda oluyor. Maalesef dünya yani Sabiha'da okuduğun zaman empati yoksunluğu insanlarda muazzam bir rol yeteneği oluyor. Empati varmış gibi davranmayı çok biliyorlar. Bir de acımadığı için aslında baktığın zaman Sabiha'nı mesela okuduğunda dünyanın başka kaderi yokmuş diye düşünüyorsun. Çünkü erektusları yok etmişler. Erektuslar dik, vejetaryen, daha medeni, daha barışçı. Yani daha dedikodu yapabilen, numara çevirebilen, hani senin arkandan iş çevirebilen varlık seni yok ediyor tabii ki. Evet, bu, bu yani bu ontolojik şeyde yani hani yani varoluşun içerisinde. Yani Neandertaller galebe çalsaydı daha iyi bir dünya mı olacaktı acaba? Erektuslar. Yani sapiyenler erektusları yok ediyor. Erektuslar dik. Dolayısıyla hani eğer onlar devam etseydi belki bu kadar medeniyet de olmayabilirdi bu arada yani. Belki de gerekmezdi. Belki de gerekmezdi. Biz hala böyle taşla sobayla bir şeyleri... Gerçi hepimizde hala o genler devam ediyor. Muhtemelen yani hala her insanda %3 ila 5 arasında Neandertal geni var. Evet, Erectus'tan Sapiens, yani Erectus'tan başka yerlere yani birkaç gitmeyiz. İnsan türünden biri Erectus, biri kalmış. Sapien. Hepsini, evet, yani Sapienler dedikodu yapabildiği için... Erectus'lar ilk ayağa kalkanlar. Evet ve yani omurgaları dik. Dolayısıyla hani onlar daha medeni, daha barışçı. Sonra Sapien geliyor. Onlar ama biliyorsun kendini korumak için ayağa kalkmış. Sazlıkta çünkü çalılıklarda yukarıdan bakmak gereği olmuş. Yani çoğu varlık öyle
kendi şeyi içerisinde, habitatı içerisinde o koşullara göre değişmiş. Peki bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? bilmiş bize ilham olmaya devam edeceğini biliyorum da çok onun dışında. Ya aslında müzikle ilgili yapmak istediğim birkaç proje daha var. Yani yeni karakterler canlandırmak, yeni keşifler yapmak istiyorum. Resim yapmayı çok özledim. Yani tekrardan o kanal açılsın istiyorum. Çünkü geçen gün böyle bir... Aman olur bir tiyatro yapayım ya. Valla sana çok yakışacak. Tiyatro olabilir, çok müzikal yakışacak. Olabilir. Yani bir sürü şey olabilir. Reklam olur, bir şey olur yani. Reklam söylemeyeceğim ama reklam olsun ya. De. Reklam yaparsam kenarda oturup daha çok resim daha çok izleyebilirim, daha çok vaktim olabilir. Doğru. Yok şaka bir yana yani her şeyin daha böyle kendi içeriden çıkan, içimden çıkacak doğru. Herhangi bir şey. Yani çünkü içeride hep arıyorum yani ne olabilir gibi değil yani. Böyle hayatı zaten etrafıma bakıp okurken pıt diye bir şey patlıyor içeride. Ya ben içeride. Seni sahnede görmeyi çok seviyorum. Şarkı söylerken çok görüyorum. O zaman bir konserime gel. Hiç konserime gelmedim. İki tanesine geldim. Ama 15 sene önce. Evet. Yok. Çok değiştik. Ben değiştim görmedim, gelirim. Çok değiştim. Gelirim ben asosyal bir adam olduğum için çok ortada gezmeyi sevmiyorum. Söz geleceğim ama ben seni sahnede görmeyi, yani şarkı söylerken, rol yaparken, oyun oynarken sahnede görmek istiyorum. Yani bilmiyorum mesela tiyatronun ve müzikalin çok yakışacağını, çok başka bir şey olacağını düşünüyorum. Böyle çok içten bir duygun var, o duyguyu karşı tarafa aktarma yeteneğin çok yüksek. Yani şurada otururken böyle salak gibi dinliyorum seni, ne güzel anlatıyor diye dinliyorum yani. O yüzden bilmiyorum böyle bir şey. Şimdi şey umarım gelecek, olur. Şimdi bizim sohbetimiz çok güzel sabah edersiniz ama Taha gelecek şimdi, gördün mü? Görmedim. Yani maşallah dedim ben, vaktin varsa Allah kal, başlasın. Vaktin yoksa git, istersen kalırsan... Seviniriz gidersen. Ben görmek isterim böyle bir anlat. Şimdi Taha gelsin. Hakan Bilgin. Hakan tanıyorsun Hakan, Hakan Bilgin'i. Ve Deniz Şahin gelsin. Deniz de muazzam yemekler yapıyor. Bir gün lokantasına gidelim. Müthiş. bir kısa ara vereyim. O arada diğer konumuzu alalım. Kaldı sana çok sevinirim. Tamam peki. Tamam. İyi geceler değerli izleyiciler. Bire bire hoş geldiniz. Fatih Altaylı ile bire bir. Eğlence. Sevdiğim bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Geleceğe parlak oyuncudan bir tanesi. Basketbol bulamazdık taşla oynardım. Nüfus kendi yaşınızdan 30 daha iyi. Çok teşekkür ederim. Yemin çok ederim. Naziksiniz. Samimiyet. Müjdat. Bizim düğümüzdür, amcam sayılır. Ben ona Müjdat amca diyorum zaten. Baba bırak bu ayakları. Komünizmi bilmeyen, komünizmi bilmez. Aynen. Ya, Allah rahmet eylesin. Kahkaha. Sen nereden buldun buraya? Sohbet ve daha fazlası. Bir tane arabamız vardı. Benim günün yarısı o arabanın arka koltuğunun önünde uyuyarak geçiyordu yolda. Öğretmenim bir şey sorayım. Buyurun hocam. Yok, hocam. Ben hocayım, pardon. Buyur evladım. Az önce Gülseren Hanım'dan rol istediğini de duydum. Her şakanın evet. Altında bir gerçek. Çok istiyorum. Ay, değerli izleyiciler. Burada dedikodu yapıyordu kendi aramızda. Kim yaşlandı, kim genç kaldı diye. Benim genç kaldığım yolda bir yalan söylerken program başladı. Eski fotoğraflar görüyoruz. Simsiyah saçlarım, simsiyah sakallarım var. Şimdi sakalları mecburen kesiyorum çünkü bembeyaz. Dede gibiyim. Noel dede gibiyim. Efendim şahane bir ekibimiz var. Hakan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Hanımefendi hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Eşinizden teşekkür sonra sizi ağırlamak büyük mutlu olur. Ve inanılmaz bir şey. Hoş geldin. Hoş bulduk Fatih abi. Teşekkür ederim. Abicim bu nedir yani? Aslan gibisin. Yani tahtaya, oduna, demire her şeyi vuracağım abi. Allah razı olsun abi. Kaç şampiyonluk oldu abi? 9. Avrupa şampiyonu oldu abi. Dünya şampiyonu? 2 dünya, bir olimpiyat. Olimpiyat? Bir olimpiyat. Oyundaki hangisi? Bu 9. evet. Ben en çok olimpiyat madalyasını merak ediyorum halbuki. Onu saklıyoruz abi. Kasada, banka kasasında. Ya yani müthiş bir şey. Avrupa şampiyonu oldun, ayağının tozuyla geldin buraya. Nasıl başladı güreş hikayen? Güreşe babamızın sayesinde başladık abi. Baba güreşçi olunca işte... Sen Sivaslısın. Sivaslıyım. 3 erkek kardeş, ortancı. Benim. Ben de fiziki yapı olarak biraz bizimkilerden çok farklıyım. Benim anne baba 1.65 boyunda. Abi de yine aynı şekilde onlar gibi minyon. O yüzden işte akrabalar geldiğinde işte evin ortasında... Senin boyun kaç? 1.90? 1.93 şu an.
Evin ortasında bizi... zaten aldı. Aldı. Güreşirler. Dayıya falan mı çekmişsin? Ailede var mı böyle? Abi galiba 2-3 kuşak geriden herhalde. Şu an yani sülalede bana tek benzeyen bir amca oğlu var benim. Aynı birebir. Hani o da olmazsa diyeceğim. Yani nasıl ben bu halde? Bir yerde vardı. Kesinlikle 2-3 kuşak herhalde geriden geliyor. Öyle evin ortasında bizi güreştirerek. Baban güreşti. Baban da mı güreş yapardı? Baba güreşçi. Kardeşlerinde? Abi başladı önce. Daha sonra beni başlattılar. 2 yaş var aramızda. Öyle eve kaç yaşında başladın? 12-13? 12 yaşında başladık abi. 12 yaşında. Samsun'da başladın. Sivas'ta. Sivas'ta başladın. Aynen. Samsun diyorum. Peki bir kulüp, bir takım mı yoksa böyle baba, aile için falan mı? Sivas'ta güreş eğitim merkezi var. Devletimiz işte oraya belli bir müsabakalardan geçirerek testlerle seçilmiş sporcuları alıyordu. Çok güzel bir yapısı var. Lise bitene kadar da devlet senin her şeyini karşılıyor ve orada 365 gün güreş eğitimi görüyorsun. Abim evden ayrılınca ben de özellikle müsabakalara girdim. Ben de kazanıp güreş eğitime gittim. Ben de evden ayrıldım. Orada ciddi bir güreş eğitimi gördüm ama maalesef yayından önce de bahsetmiştim. Bize o yıllarda madalya nasip olmadı. Yani aile istemezse... Ve sen sıkılıp kızıp bırakmışsın güreşi. Bıraktım. Benden güreşi olmaz diye bırakmışsın. Derslerinde de çok başarılıydım. Annem özellikle hani babamın da... Hani babam da güreşte çok büyük başarılar elde edememiş. Onu bildiği için bana sürekli telkinde bulunurdu. Oğlum işte derslerine çalış, derslerine çalış. Ben de o yüzden hiç derslerimi hiç bırakmayan bir öğrenciydim. Hep takdir teşekkür olan bir öğrenciydim. Hani spor da yapsam, güreş de yapsam. Hal böyle olunca güreşi bırakmak zorunda. Üniversiteyi kazandın. Üniversiteyi kazandım. Üniversite için İzmir'e gittin. İzmir'e gittim abi. Orada 3 sene hiç yapmadım. Hatta sınıfım... 3 sene bıraktım güreşi. 3 sene bıraktım. Hatta 3. sınıftım Türkçe öğretmeniyle. Yani 17 yaşında bıraktın. Aynen abi. 19 yaşının sonları 20 yaşlarının başlarına kadar hiç yapmadım. 3 sene ara verdin güreşe. Kesinlikle. Ve abi. O zamana kadar da ne şampiyonluk var ne bir şey hiç var. Şey yok. Hiçbir şey yok. Hiç madalya yok. Tesadüfen okulu okurken orada kulüp olduğunu, işte sporculara maaş verdiğini öğrendim. Orada işte Remzi Musal hocamız vardı. Onunla tanışma fırsatı buldum. Amacım sadece maddi anlamda belki... Aileye yük olmayayım. Kesinlikle üniversitede paramı kendim kazanayım. Babam gelir Sivas'ta, ben oradayım. O zamanlar işte geri öğrenim kredi bursu vardı. Hatta onu alıyorduk. 200 TL ile başlamıştık o zamanlar. Onunla beraber hani okulumuzu idare ettiriyorduk. Amacımız oydu. Hocam sağ olsun o kaybettiğim özgüveni yere aşıladı. Daha sonra işte bir Türkiye Şampiyonası'na gittik 1,5-2 ay sonra. Yaradan'ın nasibi. O gün Ankara'da işte federasyon yöneticileri, A milli takım antrenörleri, gençler milli takım antrenörleri herkes oradaydı. Çok da güzel müsabakalar yaptım. Fizik yapı aynı böyle. İri yağlı, kemikli. İyi bir o zaman kaç kiloydun? 85 yaptım, 84 kilo yaptım. O zaman da işte ta iyi bir arsket olur diye sağ olsunlar bütün yöneticiler, federasyon başkanları. Yani çok elimden tutan oldu. Ama tabii ben bunu hani gösterdim o çabayı o süreçten sonra. O ilk aldığım madalyayla beraber. Üniversitede bu arada yürüyor beraber. Yürümemeye başladı. Yürümemeye başladı. Çünkü evet. Hocalarım biraz yardımcı olmadılar İzmir'de. Dediler ya burası Besyo değil, beden eğitim öğretmeni değil, sen oraya gideceksin. Annenin üzüldüğü dönem. Aynen. Ben de aslında çok çalışarak da kazanmıştım o bölümü. İyi de bir bölümdü. Hani sözel bölümün en iyisi Türkçeydi. Hani matematiğim pek Türkçe öğretmen olacaktı abi. Yani Türkçe öğretmen olacaktık. Bırakmak zorunda kaldık. Üzülmedim de kendi alanıma geçtim. Okulda o şekilde idare ettirdik abi. Dediğim gibi o madalyayla beraber işte Ankara'ya transfer. İlk madalyayı kaç yaşa kazandın? 20 yaşının işte başarıydı. Avrupa şampiyonu. Avrupa şampiyonluğu 2012'de kazandım abi. İlk madalya neydi? Büyükler Avrupa şampiyonluğu. Yine Büyükler Avrupa şampiyonluğu. Direkt büyüklerde başladım ben. Yani çok kısa bir süre içerisinde. Yani. Herhalde karşına seni giriyor şaşırmışlar. Ya bu çocuk yoktu nereden çıktı diye. Aynen, bir anda çok hızlı bir şekilde bir gelişim gösterdik abi. Ve peş peşe 9 şampiyonluk. Hamdolsun abi. Şimdi 31 mi olduk? 2 mi olduk? 31 olduk. Kaç sene daha yapabilirsin bu işi? İnşallah 2024 Paris Olimpiyatlarına kadar devam edeceğiz. Hedefimiz inşallah ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. 2 olimpiyat madalyam var. Tokyo'da 3. oldum. En son olimpiyatlarda 2021'de evet. Yapılan. Bronz madalya aldım. Orada hedefim şampiyonluktu. Onu orada başaramadık ama inşallah Paris'te altınla beraber noktalamak istiyorum. Bir olimpiyat daha niyetim var yani. Allah'ın izniyle. Allah'ın. Zaten 1,5-2 yıl var abi. Evet, 1,5 bir şey var. Kalmadı. 2024'de bir şey kalmadı. Bir sene sonra elemeler başlıyor. Hı-hı. Kalifikasyonlar olimpiyatlar için. İnşallah hakkını vereceğiz yani orada. Şu anda 125 diyorsun değil mi? Evet. Ama şimdi bak 125 falan göstermiyor. Baktığın evet, zaman dersin gibi 90 kilo falan dersin. Yani böyle boy, şey abi. Yani tip top hiç fazla yok, fazla eksik bir yok. Şey yok ya. Aynen abi. Çok acayip. Zaten mesela spordan çok hani böyle anlamayanlar genelde ya basketçi misin diyerek başlıyor. Zaten iyi de basket oynuyor musun bildiğim kadarıyla? Fena değiliz yani basket futbol oynuyoruz. Her türlü spor, her türlü spora bir yatkınlık var. Var yani var. Şimdi, voleybola falan da var hepsi. Hepsi var. Hepsi var. Fizik yapım güzel. Maşallah. şimdi şunu düşündüm ben şimdi Tahir'e. Bunu tabii şimdi söylemedim ona da şimdi. Mesela yolda trafikte tartıştın Tahir'e. Yok tartışmaya girmez. Yok hayır onu görmüyorsun. Arabada kafayı gördün görmüyorsun da. Ondan aşağı dedin ve arabadan Tahir indi. Şimdi ne yaparsın abi? İnin bitmiyor. İnin bitmiyor. Yani bizim için aslında bu dezavantaj abi. Şimdi tabii. Biz de karşıdan ne ineceğini hani bilmiyorsunuz. Şimdi adam senden korkacak.
Evet. Yani indin tamam arabadan. Bu da aslında çok tehlikeli. Çünkü tabii. O korkuyla o karşı tarafının da Allah korusun. Silah milah bulaşır. Kesin, tamam, yüzden, hani biz genelde hep İnmemek sabırlı. Sabırlı. İnmemek genişidir. Çünkü hani diyorlar ya hayatında bir daha görmeyeceğim bir insan için. Yani trafikte aynen. Geçti gitti. Geçti, daha görmeyeceğim o adamı. Yani, değmez. Ama spor yapan da bence bu tür boksörler bile hiç kavga etmezlermiş mesela. Abi, yani spor hiçbir zaman sahaya yani hayata döndürmezlermiş. Abi, Allah korusun yani gücümüz. Aynen. Tutsan kırarsın abi. Hem öyle hem de yani bu kazayla da bir şeyler olabiliyor. Abi, Allah korusun. Tabii canım. Evet evet. Hiç. Adamı bir itsen. Yok sadece mesela ben bir şimdi arabadan iniyorsun ve karşına Taha çıkıyor. Allah yarabbim. Dost olursun herhalde. Abi gel bir çay ısmarla. Dost olursun. Sen spor falan var mı? Senin sabah çekimin var biliyorsun. Evet. Yapıcından da evet evet birazdan geldi. Seni uğurlayacağız ben birazdan. Ben sadece tanışmak bir, istedim. Görmek istedim hepinizi. Sizi tanıyoruz zaten de. Onu tanımıyorum zaten. Bütün dünya tanıyor. Evet. Spor bu arada parantez bir türlü öyle bir... Sizi İzmir'de var. Dinlemiştim. O zamanlar üniversiteye gittiğimde arkadaşlarımız çok hayrandı size. İzmir'de üniversitedeyken arkadaş çevremizle ilk o zamanlar yeni tanışıyoruz bir de. Böyle 7-8 kişi toplandık hep beraber gelmiştik. Evet, evet, evet. Yine beklerim. Fuardaydı. Şey evet İzmir'de o fuar seyircisi. Yine bekliyorum. Herkesin hayatında bir yerim var yani. Ya. Ne mutlu. Çok şahane. Tabii. Şahane bir şey. Seni uğurlayalım sabahın evet. Köründe 8'de sette olacaksın. İyi yayınlar. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şahane. Oğlanla konuşacağız zaman istiyorsa. Vallahi siz bayılırım yani. Üç kuşağı. Benim oğlum değil artık o. Üç kuşağı. Tabii yani sadece torpil istedik. Şimdi biz ararsak gelmiyorum falan. Gençler biliyorsun. Yok, çok cool takılıyorlar. Ya ne işin var televizyonda bilmem ne falan diyebilir. Sen ya iyi çocuktur tanırım falan işte. Tamam, anneannen de gitti iyi falan. Ha, iyi bahset. Emin olsun gerçekleri söyleme. Herkese söylüyordu. Çok. Ama yakışıklı çocuk kardeşim nasıl evet, etmiyor? Evet. Bak şimdi doğru bak buraya gelen konuklarıma büyük bir itibar ediyorum. Niye? Çünkü buraya sevmediğim insanı çağırmıyor. Evet. Bir de yani gönül gözünde açık. Mesela bu, Türkiye'de 500 tane güreşçi vardır. 50 tane de şu an. Tahir istiyorum ben. Çünkü Tahir biliyorum abi. İyi insan. Teşekkür ederim. Evet. Yani, önemli bir şey. Bir sürü, yani sevmediğim kimseyi buraya bana diyor ki işte şurada. Aman ben hoşuma gitmiyor. Yani zaten bir ortak dil bulamayacağım. Bulamayacaksın. Şimdi burada seni hayranına dinledim. Bilmiş anlattım. Bir sürü şey öğrendim. Bir sürü şey duydum. lafını kesmek bile istemedim. Niye? Çünkü İyisin abicim. İyi insanlar olsun burada. Biraz fazla konuşmuş olabilirim. Estağfurullah. Olur. Bir daha beklerim. Daha, belli ki senden anlatacak çok şey var daha. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Kolay gelsin. Memnun oldum. İyi ki geldin. Bekliyorum. İyi ki geldin. Konserde bekliyorum. Gideceğiz. Ama sen tabii gerçi... Ben yarın sabah saat 8'de... Vejeteryansın değil mi sen? Yoksa vegan mısın? Peskateryan. Yani ha balık yiyorsun et tamam. Et ve tavuk yemiyorum, balık yiyorum tamam, sadece. Bir gün tamam. Özel balık bir şey. Ama çiftlik balığı yemiyorum sadece. Yok. Hamsi. muazzam yemek yapıyor. Muazzam. Zeytinyağlılar vardır. Her türlü zeytinyağlı var. Her türlü zeytinyağlı var. Şey, o pideler var çok güzel. Etli olmayan falan. Her şey var. Çok güzel. Pideyi birkaç kilo verdikten sonra girdik diyelim. Bir daha ne vereceksin? Bir de bana bak. Çok memnun oldum. Hadi seni uğurlayalım. Yarın kolay gelsin. Kolay gelsin. Nereden geçeyim sizin yayını bozmadan? Ya buradan geç. Buradan geç. Ne güzel bunu diyorum. Çok güzel. Hadi iyi yayınlar. Sağ ol. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Gelebilirsin bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Ben bunu alayım buradan. Şöyle kayalım. Evet Hakan'cığım hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz. Çok iyiyiz. Çok mutluyuz. Çok keyifliyiz. Ne güzel yeni insanlarla tanışmanın da mutlu içerisindeyim. Abicim bir kere ben sporcuları gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü yani iyi sporcu başka bir şey. İyi insan başka bir şey. İyi sporcu başka bir şey. Yani hayranlıkla zaten yıllardan beri izliyoruz. Böyle her seferinde de işte olimpiyatı kaçırdığında mesela yani oğlum kaçırmış gibi hissettim. Burada keyifli sohbet ediyoruz. Örnek hikayeler. Hadi gel şey başlayalım. Senin tiyatro hikayenin. Nereden evet. Başladın? Valla ben... Sen tiyatro okumadın çünkü. Okumadım. Ben alaylıyım. İlkokul, ortaokul, lise hep yani kendini fark ettirmeye çalışan çocuk vardır. Yani işte futbol oynar, güreşir. Bu şekilde kendini göstermeye çalışır. Onların içinde hep yer aldım. Ama handbol takımındaydım, yedek kulübesindeydim. İşte halk oyunlarında en sondaki adamdım falan. Dolayısıyla böyle bir hevesli ama evet, yani, değil. Olmuyordu. Bir tek tiyatroda yedek kulübesi olmadığı için orada sahnede çıktım. Sahneye çıkıp da orada... Okul oyunlarına başladı yani. Evet. Tamamen müsamere kafası yani. Sonra işte üniversitede de işletme okudum. Yine İzmir'de okudum ben de. Buca'daydı değil mi senin eğitim? Buca'daydı. Mesela, evet. Bizim de yukarıdaki son duraktaydı işte. Dolayısıyla o süreci tamamladık. Orada da tiyatro yaptım hep.
Sonra orta oyuncular, Ferhan Şensoy, Nöbetçi Tiyatro, rahmetli ustamızın okulundan geçtik. O müfredattan geçerken... Rasim Asim hep böyle. Tabii tabii. O masa zaten oyunculuğumun %60'ı işte Rasim abi, Ferhan abi, Tuncel Kurtis, Erol Günaydın. O masada oturabilme şerefine nail olan insanlardan biriydim. Orada bir sürü şeyi öğrendik. Sonra çalıştığım şirket battı. O sırada çalışıyordum ben orta oyunculara giderken. Yani bir yandan da... Tabii takım elbise ve mont çantayla orta oyunculara gidiyordum. Ve Ferhan abinin tiyatrosunda provada sızan tek Türk oyuncuyumdur yani. Ferhan abinin kızmadığı. Çünkü 4 saat uyuyordum o sürede. Hem işe gidip hem tiyatroya gittim. Şu i̇lk oyun hangisiydi sadece? İlk oyun ortaokulda oynadım. Yok, Ferhan'la beraber. Ferhan abiyle Güle Güle Godo oyunuydu. Yani orada bir koro halindeydik çok daha. Amatör gruptan bir 40 kişilik gruptan 16 kişiyi profesyonel yaptık. Eski yerinde orta oyuncuların? Tam sese girdiği sene. Küçük sahneden sese ilk geçtiği seneydi. 90 girişliyim ben oraya. Hayır, 90, ben sonra devam etti işte. O süreç şirket batınca dedim ki kolumdaki bileziklerden ne var? Oyunculuk var. Bari onu deneyeyim, devam edeyim dedim. O sürede işte yılan hikayesi süreci başladı. Yine rahmetli Osman abinin Yağmur'un işiyle. Kanal D. Kanal D. Ondan, siz de hatta oradaydınız. Ben de o zaman Kanal D'ye gelebilirdim. Tabii. Ben hatta bir gün... Sene 96 galiba. Sizi böyle odanıza girerken ilk gördüğüm zaman sizi ilk orada görmüştüm. Gençtim o zaman. Bayağı karizmatik bir... Hala öylesiniz. Ya hala bayağı. Aynı karizmadasınız. Ne hoşuma gitti şimdi var ya. Vallahi hoşafın yani. Yağırdı. Yani böyle... Vallahi kapıdan böyle geçerken vay be beyefendi dedim. Bir programıma konuk olmuştuk. Kanal D'nin işi olunca onun programlarına katılıyorsunuz ya yani. O dönemdeydi. Hatırlıyorum. İlk gördüğüm yer orasıydı sizi yani. Sonra işte o süreç devam etti. İşte aynen... Tanrı'nın söylediği gibi size verilen fırsatlara siz donanmış olarak hazır olursanız o zaman o fırsatlar aslında şansa dönüşmüş oluyor. Yoksa şans herkesin karşısına çıkıyor ama dersinize çalışmış olursanız, donanmış olursanız biraz o manada o anı ben hiçbir zaman çok büyük bir oyuncu olayım, bir şey olayım, televizyon çıkmak kafamda bile yoktu. Ama tiyatroyu çok sevdiğim için o süreyi çok iyi değerlendirmeye çalıştım. Sonra bugünlere kadar gelindi işte yani o süreç öyle geçti. Şimdi tiyatro var mı şu anda? Şimdi var. Evet, şu anda Emre Kınay'ın Duru Tiyatro'da. Ha, doğru durdasın, doğru. İsimli bir oyunumuz var. İşte Erik Asos'un bir oyunu. Yıllar önce işte Cihan Önal'la Berna Laç'ın oynamışlar o oyunu. Şimdi biz oynuyoruz sevgili Sedef Şahin'le beraber. Emre yönetti oyunu. Emre yönetiyor. Çok da güzel, değişik bir seyircinin de içinde olduğu beraber böyle bir İtalyan sahne değil. Daha iç içe bir sahnede oynuyoruz. Bekleriz mutlaka, çok seviniriz yani. Dolayısıyla yeni başladık. Daha yeni bir 10. oyunumuza daha yeni çıkacağız işte yarın ve öbür gün. Haftada kaç gün? 2 gün mü? Haftada 2 gün oynuyoruz. Şimdi bu ay bir boşluğumuz var. O ara turnemiz olacak gibi düşünüldü. 7, 8 ve 29, 30'da oynuyoruz Nisan ayında. Duru Tiyatro'da. Çok da keyifli, güzel geçiyor. Bir de böyle biz hep komedi oynadığımız için seyirciler biraz komedi bekliyor. Oyunun başı biraz komik gibi ama... Finalde böyle dramatik bir sonla finalliyoruz. Benim için de bir değişik bir aşama oldu oyunculuk adına. Ben de çok mutluyum. Dizi var mı gündemde? Dizi yok. Film çekiyoruz. Biraz dizinin çok yorucu mu diyeyim? Öyle bir enerji mi göndermiyorum? Nedir? Dizide gelmiyor bir iki sene. Ha, gelmiyor da. Yani mutsuz da değilim bundan çünkü çok yoğun bir süreç. Dizi yaptığınız zaman başka hiçbir şey yapmamız lazım. O dizinin de sizi doyurması gerekiyor. Ama onun haricinde sunuculuk yapıyorum, hocalık yapıyorum, moderatörlük yapıyorum. İşte bir YouTube kanalımızda böyle bir sohbet programımız var falan. Dolayısıyla onlarla böyle bir süreci geçiriyoruz. Covid'den de daha yeni kafamızı kaldırdığımız için. Yeni yeni işte dün bir filmimiz vardı Kendinden Kaçak diye. Orada ilk gala, kalabalık galayı yıllar sonra böyle bir kalabalık gala yaşadık. Kaç sinemada girdi? Bayağı girdi. Güzel bir prodüksiyon. Şimdi sinemanın sayısını bilmiyorum ama. Bayağı yoğun girdi. Evet, yoğun girdiler. İyi bir prodüksiyonla girdiler yani. Güzel bir film olmuş. Eğlenceli bir film olmuş. Onların zaten kendilerine ait bir kitleleri var bu kafalar grubu. Gençler çok da emektar çocuklar. Hak ettikleri şeyi kazanırlar inşallah bakalım yani. İnşallah. Pandemi hakikaten gerek tiyatroyu gerek sinemayı hepsini çok kötü etkiledi. Çok etkiledi. İnşallah hızla toparlanır. İnşallah. Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Mutfaktan çıkıp gelmiş gibi bir haliniz var. Öyle oldu biraz. Film öyle oldu. Kusura bakmayın bir kez daha yorduk ama yemeklerinizin hastasıyız biliyorsunuz. Herhalde İstanbul'da sık gittiğim lokantadan bir tanesinin sahibisiniz ve Türk mutfağı üzerine. Ama siz Türk mutfağı üzerine çalışırken başka bir kafayla yapıyorsunuz diye hissediyorum. Nedir o kafa? Değişik bir şey çünkü. Şöyle. Çok öze dönük aslında. Geleneksel haliyle yapıyoruz. Yani bozmadan, üzerinde oynamadan. En sade
en olması gereken anne aileyim. Anneanne yemeği gibi. Evde yiyormuş gibi yiyoruz evde yani. Yiyormuş gibi. Tam evde yiyormuş. Aa, güzel. Tam bazı evde yiyormuş misafirlerimiz lezzetleri tattığında işte bu benim işte anneannemin ya da teyzemin yaptığı yemeğe benziyor. Allah. Beni o günlere götürdü dediği zaman tamam diyorum. Yani doğru. Yapmamız gerekeni yapmışız. Ben mesela 40 yıl önce bir yerdeyim. 40 yıl önce halam yapmış yemeği. Bir daha da göz görmüşüm de duruyor. Bir de orada o yemek var abicim. Enteresan. Veya anneannem yapmış veya işte ne bileyim dayımın bilmem nesi yapmış veya karısı yapmış falan gibi. Çok acayip güzel. Aslında hani çok da fazla bir şey yapmıyoruz. Doğru ürünü alıyoruz. İşte. En doğru olması gereken tarifi uyguluyoruz. Yaptığımız de bazı tarifleri yaşatıyorsunuz galiba. Yani o ölmek üzere olan bazı tarifler var. Sizde onlar hala yaşıyor. Hmm. Biz onu yapmaya çalışıyoruz ve bunu da görmüş olmanız ayrıca sevindirici. Doğru mu görmüş? Doğru görmüş. Ya çünkü mesela o yemek vardır, bilirsiniz ama bir daha rastlamazsınız o yemeği, evet, hiçbir yerde. Evet. Ya da yemek kitabında vardır ama kimse yapmaya ne diyeyim uğraşmaz. Evet. Uğraşmaz. Yani şimdi bunda kim uğraşacaklar? Orada var o yemek. Evet. Ya baktığınızda aslında yani çok özel bir şey değil. İşte kepçeyle koymuşsunuz tabağa. Bir sulu yemek, böyle tencere yemeği. Böyle süslü müslü değil. Aynen. Hiç süslü falan değil. Onun arkasında öyle bir yemek var ki işte onun yuvalama atıyorum ya da analı kızlı, ekşili köfte. Bu tip yemeklerin işte oturuyorsunuz o köftesini ayrı hazırlıyorsunuz. Ön hazırlık aşaması yani insan gücü gerektiren yemekler yapıyorsunuz. Aynen. Hepsi yemek hani, gerekiyor. Hani baktığınızda tabakta bir şaheser yaratmıyoruz. Öyle ama Türkiye'nin, formatımız Türkiye'de yok. Yiyebileceğin en iyi yaprak sarması mesela. Çok acayip. Yani. Çok şu benim anda açık değil değil mi efendim şu anda? Bu saatte ben size kapıları. En kısa zamanda bekliyorum. Geleceğim kesin. Yeri çok basit zaten. Evet, evet, Nişantaşı'nda ama Nişantaşı'da mı? Nişantaşı lokantası gibi değil yani. Başka başka bir şey yani. Hani anladım. Her yerde çok olabilir ya. Lokanta. Yok, Deniz Hanım'ın çok samimiyetinden garip. Zaten dükkana da yansımıştır bence o. Peki mesela oradaki yani. Sizdeki önemli şeyden bir tanesi malzeme yani. Yaprak mesela. O yaprak mesela yeşil ırmağın sağ tarafından değil de sol tarafından. Güneşi bilmem nerede de. Onları nasıl buluyorsunuz? Gidip mi alıyorsunuz? Gidip ürünleri önce tespit ediyoruz. Kimden almalıyız? Burada ben tabii sevgili eşimden çok Adnan. Faydalanıyorum. O bu anlamda böyle yol açıyor. Bravo. O da Anadolu Mutfakları Derneği Başkanı. Evet. Evet. Ve kendimi bildim bileli Adnan bu işlerle ilgili ve benim için çok iyi bir kaynak aslında. Beni zaten mesleğe iten de Adnan oldu. Ben hiçbir zaman hani vardır ya böyle işte günün birinde bir restoran açayım. Hiç öyle fikriniz olmadı. Hiç öyle bir fikrim olmadı. Yemek yapmayı nerede öğrendin? Yemek yapmayı ben çok kalabalık bir ailede yetiştim. Etrafımda bir sürü böyle geleneklerine de bağlı kadınlarla büyüdüm. Anneannem işte teyzelerim. Onların yanında aslında benim için o dönemlerde eğlence sayılacak birçok şey şu anda benim mesleğim açısından çok faydalı şeyler edinmiş olduğumu gösteriyor. İşte Eylül ayında atıyorum kış hazırlıkları başlar. Salça yapılır, kuşburnu yapılır, çorbalık hamurlar, erişteler, kışlık yufkalar şehriye dökülür. Yani şehriye bile dökerlerdi. Anneannemin evinde taş fırın vardı. Annem mesela şehriye yapardı, tarhana yapardı falan. Yani. Evet evet, bütün bunlar kıştan tereyağı alınır, yıkanır, o yoğurdundan arındırılır, tuzlanır, küplere basılır, etler kurutulur, keşkeklerin ve sarmaların altında kullanmak üzere. Ev değil, atölyeymiş. Ben bu süreci yaşadım. Restoranın atölyesi orasıymış aslında. Yani, bu arada daha giderek acıkmaya başladım. Aynen, sahurda yaklaşıyor. Ben fark ettim yani. Sahurda yaklaşıyor. Ya bu süreci yaşadığım için kendimi inanılmaz şanslı sayıyorum. Çok güzel. Ve ben de hani çocuksun, git oyna, gez, dolaş değil mi? Ben bütün bu etkinliklerin içinde yer almak isterdim. İnanılmaz keyif alırdım bütün bunları izlemekten. Ama böyle de bir hayalim yoktu. Yemek pişirmeyi severdim. Misafir ağırlamayı çok severdim. Bu kadarıyla. Şimdi bayağı bir yoğun misafir ağırlıyorsun zaten. Çok keyif alıyorum. İyi ki farkında değil, biz de size yemek yemekten çok keyif alıyoruz. Peki en iyi yaptığınız yemek hangisi? Ya da en severek yediğiniz diyeyim. En severek yediğim Hünkar beğendiği çok severim. Sordur da iyisin. Ama en severek yaptığım ve benim bulunduğum yerde olmazsa olmazlarım sarma, pehli, pilav, un helvası. Yani bunlar aynı zamanda. Misafirlerden en çok talep gören hangisi? Sarma. Sarma. Sarma değil mi? Demek ki siz de bahsettiğiniz. Etli yaprak sarma özellikle. Öyle bir sarma yok. Allah Allah. Öyle bir bak.
Hani bir sarma yok yani. Şu an benim de ağzım sulandı gerçekten. Ben 12 yaşındaydım yani, o sarmayı yoğurdu da özel, sarması da özel. Çok acayip bir şey. Allah. Çok değişik bir şey yani. İstanbul'un böyle simge lokantaları var çok sevdiğim eskiden kalan. Ama şimdi sade onların hepsinin ne diyeyim daha butik halde geride bıraktı yani. İsmi de bence tam sizin ismini bilmiyordum. Şu anda siz ismini söyleyince anlattıklarınız o kadar küçücük, güzel oturdu. Küçücük bir yer yani. Küçücük de bir yer. Hani dev bir yer falan böyle salonlar falan yok yani. Bir minik bahçe, bir üst katta, bir iki masa alt katta, dört ama masa. İşte üslup yani. Bence o binanın büyüklüğünden çok daha büyük. Kesinlikle. Ve o var olan nasıl yaptığınızın kıymeti değil mi? Bence o çok daha güzel, çok daha büyük yani. Tebrik ederim. Neyse abi. Umarım gelir, deneyimler sizde. Geliriz, geliriz. Vallahi yarın seyahate gitmiyorsun. Yarın hatta daha da buradaysa onu da alıp gelecektim. Ama yarın ne yazık gidiyorum ya. İnşallah bir gün geliriz. Tabii İstanbul'a gelir, beni muhakkak ara beraber gidelim. Olur Fatih abi, inşallah gidelim. Ben de merak ettim vallahi. Sen olur. Bizi batırırsın oradan. Yok abi ben o kadar çok yemiyorum ya. Doğru mudur bir pehlivan oturup bir kuzu yerler falan? Abi rivayet ya herhalde. Rivayet yani, mi? Bilmiyorum insan anatomisine aykırı. Hani bir kuzu bir insan bilmiyorum yani yiyebilirler mi? Yani mide nasıl alıyormuş? Dünyanın en güçlü insanı pehlivan alıyor. Boksörler falan çok güçlüdür. Yani. Ben böyle bir güç görmedim. Nasıl kaç saat antrenmandır? Nasıl çalışıyorsun? Abi şöyle değişiyor tabii. Kamp programlarında kamptayken antrenman programımız saatlerimiz değişiyor. Şu an mesela kampta değiliz. Artık Avrupa Şampiyonası sonra bir hafta iki hafta dinleniyoruz. Bir rahatlık var. Sonra günde tek antrenman yeter abi. Çünkü tek antrenman 3 saat 4 saat bile. 1,5-2 saat tabii yeter abi. O da kendimize bağlı aslında. Profesyonel sporcu hoca demez ki ya işte şunu yapacaksın. Yani belli bir seviyeye gelmiş. Kendi biliyorsun zaten. Tabii abi. Kendim hangi dönemde neye çalışacağımı bildiğim için. Mesela şu an ölü dönemdeyiz. Maçın olmadığı dönemdeyiz. İşte birazcık kuvvet antrenmanı. Biraz böyle hafiften işte. Formda kalmak. Kesinlikle abi. Onu korumak için. Aynen. Çünkü sürekli ağır çalışmak da iyi değil. Nerede ne çalışacağını çok iyi bileceksin. Çünkü vücudu yıpratır çünkü. Vücut her zaman forma girmiyor. O formu doğru yerde yakalamak lazım. O yüzden kamplarda ama sabah jimnastiği kahvaltıdan önce, sabah kahvaltısı, 11'de sabah antrenmanı, 1'de öğlen yemeği, 2 ile 4 arası kesin dinlenme. Yani herkes odasına çekiliyor artık, dinleniyor, televizyonlar kapanıyor. 5'te tekrar antrenman, yani günde 5 saati buluyor abi. Kamp zamanında, ağır antrenman. Aynen, yüklenme dönemlerinde. Bütün kaslar çalışıyor dediniz değil mi? Ya bu çok acayip bir spor. Ya. Peki bunda, bütün kaslar deyince de onun antrenmanı bak, da... Bak bunda el kası bile önemli, öyle bir kesinlikle. Acayip bir şey bu. Yani. Parmak kası önemli. Allah. Doğru mu söylüyor? Doğru mu biliyor? Kesinlikle. Yani mesela bir de şöyle bir durum var. Mesela atıyorum antrenmanda bir parmağın sakatlansın. İncindim. O gün rakibin orayı tutsun, canın yanar. Yine görüşemezsin. Kıkırdaklar mesela işte buralar. Burada tendonlar işte bir rahatsızlansın. Parmağın tutsun, güreşemezsin. Mesela dirseğin sakatlanıyor. O an senin için diyorsun ki ya dirsek çok önemli güreş için diyorsun. Boynun sakatlansın ya güreşte boyun olmazsa yani yapamazsın diyorsun. Belki hepsi aynı. Hepsi. Özellikle serbest güreş çok komplike bütün kaslarının güçlü olması. Şimdi tam aklımdaki soruyu sen kendine böylece serbest güreş çok komplike dedin. Mesela ben baktığımda da bana mesela Greco-Roman daha zor gelir. Niye? Çünkü Greco-Roman'de yapabileceklerin çok kesinlikle, sınırlı yani. Böyle kesinlikle abi. Tutulurlar birbirlerine dururlar da dururlar orada böyle. Hani kesinlikle. O şey gibi iki keçi gibi dayanlar birbirlerine. Daha mı zordur? Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Tekniği uygulamak daha zor. Çünkü Greco-Roman'de. Çünkü ayakları kullanmak yasak olduğu için vücudun yarısıyla ister istemez güreşiyorsun. Oradan rakibi tutmak, işte egale etmek, alıp puan almak gerçekten çok zor. Ama savunma yapmak da kolay, daha kolay herhalde. Biraz daha kolay. Çünkü üstten artık sadece üstten kontrol ettiğin için rakibi biraz daha denk geçiyor müsabakalar. Ama serbest güreşte biraz daha fazla puan çıkıyor. Yorulmalar daha fazla olduğu için puan açılmaya başlıyor. İşte ayaklarını kontrol etmek zorundasın. Üstü kontrol etmek zorundasın. O yüzden serbest güreş biraz daha dediğim gibi komplike geçiyor ve işte bacak kaslarının her yerinin güçlü olması gerekiyor. Greco-Roman'da biraz daha kapandığın zaman müsabakayı bir şekilde yani Greco-Roman ve 0-0 gider. Birisi bir puanıdır biter yani. Greco-Roman bir anda kim karar vermiştir acaba böyle bir oyunu? Hadi Grekler ve Romanlar herhalde. Ben üstünü yapalım diye birisi değil mi karar vermiş buna yani? Galiba yani. Yanlış bir karar bence. Yani neden gerekiyor? Neden işte? Tadı kaçıyor işin yani böyle. Evet. Sürekli bir kalıyor böyle. Aslında şöyle oyunlar çıktığı zaman çok güzel oyunlar çıkıyor. Evet, bazen. Çünkü bir tutarlarsa oluyor. Pasif olan güreşçi cezalandırıyorlar. Diyor ki rakip yerde istiyor. İşte orada güzel oyunlar yakalarsa çıkıyor. Güzel oluyor. Süplexler falan orada geliyor. Orada gerçekten çok böyle göze hoş gelen oyunlar çıkıyor. Serbest güreşte salto, süplex var ama bunlar daha az çıkıyor. Daha az çıkıyor. Tabii ayakta olduğu için rakip ayağını tutuyor. Bir anda çekemiyorsun adam yani. Peki şimdi bir şey dikkatimi çekiyor. Tamam. Benim çocukluğumda, benim gençliğimde Türkiye güreşte dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesi. Hatta daha da öncesinde işte Yaşar Doğular, Gazanfer Bilgeler falan böyle olimpiyat şampiyonu değil mi? Sonra Türk güreşi böyle bir aşağı doğru gitmeye başladı işte. Reşit Karabacaklar falan böyle bir son nesildi. Ondan sonra güreşte biz birdenbire
kötü oldu. İşte Ruslar çok öne geçti. İşte bazı Balkan ülkeleri öne geçti. İran, Amerika falan. Kesinlikle. Ve Türkiye çok geride kaldı. Kesinlikle. Fakat şimdi yeniden bir diriliş var güreşte. Niye dirildik tekrar? Abi jenerasyon meselesi. Aslında şöyle söyleyeyim. Burada biraz açık konuşmak gerekiyor. Yani spor sistemimizin getirdiği bir hani başarıyla değil de bireysel yetenekle. Yani Allah'a şükür şu an hem Rıza olsun hem ben olsun. Güzel bir jenerasyon yok. Evet, İkimizin de aynı döneme denk gelmesi aslında bizim için çok büyük bir şans. Güreş adına çok büyük bir şans. Şimdi mesela Reşit Hoca'dan bahsettim. Reşit Hoca'mızı herkes bilir. Siz de biliyorsunuz. Reşit Karabacak rahmetli oldu. Ona da buradan Rabbim mekanını cennet eylesin. Reşit Hoca'mızın mesela bir tek Avrupa şampiyonluğu var ama Reşit Hoca'mızı tanımayan yok. İşte o zamanlar güreş öyle popülermiş. Tabii. TRT o zamanlar güreşi göstermiş. İşte Abdi Peçki'de maç olurmuş. İğne atsan yere düşmemiz. Fatih abi siz iyi bilirsiniz o dönemleri. Abdi Peçki önce şeydi. Burası spor sergide oldu sonra Abdi Peçki'ye gitti. Güreş böyleymiş tabii. Yani önceden çok popülermiş. Çok popüler. Tek Avrupa şampiyonluğu dahil çok aşırı önemliymiş tabii. Ki biz Allah'a şükür ben... Çünkü başka hiçbir bir şampiyonumuz yoktu. Bir tek orada bir şampiyonluk olursa oluyordu 40 yıl. Kesinlikle yani. Abi. Futbolda an, fark yiyip gelirdik yani. Şu an mesela ben 9 Avrupa şampiyonluğu bu dünya güreşinde geri kuru kırdım. En fazla Avrupa şampiyonu olan sporcuyum. 7'ydi bu dünya güreşinde. Ben bunu 9'a çıkarttım. Ülkemizde en fazla 3 tane vardı. Fatih abi Yaşar Doğu efsanemizin 3 şampiyonluğu. Mahmut Demir'in 3 şampiyonluğu vardı. Ben bunu 9'a çıkarttım ülkemizde. Dünyada rekoru almış oldum. Rıza... Grokuremen de yine aynı şekilde Alexander Kalelin'i yakalayacak. Bir tane daha olursa. Çok önemli ya. Alexander Karelin dünya güreşini gelmiş geçmiş efsanelerinden en iyilerinden evet. 12 var Avrupa. Rıza 12 olacak. Yani bizim aynı döneme denk gelmemiz çok büyük bir lütuf ama biraz basitleştiriyorlar. Taha 9 defa, Rıza 11 defa. Ama sizin işi basit değil. Vallahi basit değil abi. Vallahi basit değil. Tabii ki yani, değil ben biliyorum da. Bu kadar basit olsa dünya güreşinde çıkardı. Niye çıkmadı o zaman dünya güreşinde? Ya ülkemizde neden daha önce bu kadar çıkmadı? Yani buna bakmak lazım. Ya, biraz kıymeti bilinmiyor. Biz buna alıştık. Biraz bu anlamda biraz vefasızlık var. Yani ülkemizdeki gündem biraz farklı. Hani biz kesinlikle futbolla yarışamayız. Futbol tabii gibi canım. Olamayız. Biz haddimizi biliyoruz. Ben haddimi bilirim. Camiamızı da hani biz mütevazı bir camiayız. Ama biraz daha böyle bizim gibi branşlar, bizim gibi sporlar biraz daha böyle ön planda olması gerekiyor. Eğer olimpiyatta başarı istiyorsak yani bu işin zirvesi olimpiyat. Tabii, şimdi olimpiyata gidiyoruz biz ilk 40'a giremiyoruz ülke sıralamasına. Çok kötü yani Hırvatistan 3 milyon nüfusu var bizi geçiyor. Slovakya, Slovenya bizi geçiyor. Bu 20 milyonluk bir nüfus için. Gerçekten kötü bir durum. Toplam madalya sayısında. Toplam madalya sayısında bizi geçiyorlar abi. Evet. 20 milyon genç nüfusu olan bir ülke için 8 madalya, 10 madalya. Bunlar komik bunlar. Çok, komik. Çok abi. Komik. Çok, kesinlikle o yüzden bizim başarıyı orada göstermemiz için bizim gibi branşlar. Peki Taha şimdi şunu biliyorum mesela. Cumhurbaşkanı Erdoğan güreşe çok meraklı. Yani hep işte başka spor kulüplerinin güreş dallarını falan hep destekler. Size böyle özel bir ilgisi var mı? Seni abi, her şampiyonluğa sonra çağırıp. Kesinlikle. Ya Cumhurbaşkanımızın bize çok ayrı bir ilgisi var. Ya özellikle bizi gördüğü zaman gerçekten yüzümde gülüşküler açıyor. Ama maalesef bizim de Cumhurbaşkanımız biraz ulaşma konusunda biraz sıkıntı yaşatıyorlar bize. Gerçekten biz hani aslında onu da hak etmiyoruz. Yani biz daha aslında Cumhurbaşkanımız sık görüşmemiz gerekiyor. Dikkat edin, gördüğü zaman yanına çağırıyor. Kesinlikle. Şimdi mesela biz ne zaman görüşebiliyoruz Fatih abi? 30 Ağustos resepsiyonu, 29 Ekim resepsiyonlarında. Şampiyonluktan sonra falan çağırmıyorlar mı? Ya normalde Cumhurbaşkanımız tabii ki de hemen bizi telefonla arıyor, tebrik ediyor. Ama mesela işte iş görüşmeye geldim, orada biraz problemler yaşıyorlar. Şimdi, ama hak etmediğimiz bir sıkıntı yaşıyorlar. Onu da niye yaşıyoruz bilmiyorum. Ama mesela bakıyorsun diğer branşlarda arkadaşlarımız hakkı helal hoş olsun. Onlar da tabii ki görüşecekler. Tek şampiyonlukla ertesi gün, iki gün sonra makamdalar. Takım branşları yine aynı şekilde bir başarı geldi mi ertesi gün makamdalar. Ama bize geldi mi biz maalesef orada biraz problem... Bu güreşçilere karşı böyle. Bize karşı ya da bilmiyorum. Biz orada bir problem Allah yaşıyoruz abi. Allah Allah. Vallahi bunu da buradan dile getireyim. Yani bunu da ben... Bunu da söylemekten imtina etmiyorum. Yani burada bir şeylik var yani bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Kesinlikle. Arada biri var ben sana söyleyeyim. Normal değil. Var, vallahi normal. Var abi ya. Çünkü çok düşkün olduğunu biz ben biliyorum. Cumhurbaşkanım yani. Çok seviyor. Yani bize Rıza ile bana çok ayrı ilgi gösteriyor. Biz de yani kendisine seviyoruz yani. Destek de verdik. Seviyoruz da kendisini ama mesela ciddi problemi yaşadığımız dönemler de oldu. Şimdi aşamıyoruz bazı şeyleri. Yani üstlerimizi anlattık, aşamadık. Onun üstüne anlattık, aşamadık. Biz ne yapacağız? Oraya anlatacağız o zaman. Oraya da gidemiyoruz. Bazen yani elimiz kolumuz bağlanıyor. Ya bizim gibi sporcuların aslında bu türlü problemler yaşamaması gerekiyor. Maalesef bazen biz de böyle şeyler yaşıyoruz. Üzülüyoruz yani. Hani ülkemizde Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olmuş bir sporcunun sadece işine odaklanması gerekiyor. Sadece sporuna. Yani ben şimdi Amerika'da kampa gidiyorum. Oradaki sporu sadece sporunu, antrenörü sadece antrenörlüğünü. Kimsenin siyasetle işi yok. Siz neye bağlanıyorsunuz mesela? Biz uğraşıyoruz abi, biz her şeyle uğraşıyoruz. Kulübün sıkıntısı oluyor kulüple. İşte federasyonun bir problemi oluyor, federasyonun problemiyle. Kendi problemimiz oluyor, kendi. Akrabanın problemi oluyor, akrabanın. Arkadaşın problemi oluyor, arkadaşının problemi. Ya biz her şeyle uğraşıyoruz. Her şeyin tam göbeğindeyiz. Niye işte biz gündemdeyiz, Taha'yla Rıza'yı. Taha bir problem oldu mu? Biz abi, o da bizi çok yoruyor abi bu işler.
Olimpiyat madalyasıyla noktalı mı planlıyorsun? İnşallah abi. Allah'ın izniyle altın olsun istiyoruz abi. Biz öyle istiyoruz. Hedefimiz altın olmazsa kabul etmem. Valla yani bronz aldım Tokyo'da. Derecelerimi sergilemez önce ne dedim? Çok üzüldük. Tokyo'da bronzum var. Hiç aklıma gelmiyor abi. Benim iki defa dünya ikinciliğim var. Son saniye beraberlikten kaybettim ikisini de. Dört dünya şampiyonum olacak. Derecelerimi sergilemez sayamıyorum abi. Unutuluyor. Yani mesela Usain Bolt birinci oldu. Serisinde ikinci olanı kimse hatırlıyor mu? Hatırlamaz. Yani bu tarih böyle. Aynen. Olimpiyat böyle. İnşallah altın alırız çünkü alırsın, bize yenilgi de ağır geliyor. Bakalım. Bir ara güreşin olimpiyatlardan çıkarılması gündeme gelmişti. Bayağı bir tepki oldu güreşçilerden. Sonra vazgeçildi. Niye öyle bir karar alındı? Yani çünkü olimpiyatların kuruluşundan beri olan sporların bayağı antik Yunan'dan beri var. Kesinlikle abi. İşte arena işte o arenada güreş. Yani antik Yunan'dan beri atletizm ve güreş var. En başındaki kesinlikle iki şeydir yani. Abi FILA'da o zamanlar eski adı FILA'ydı Dünya Güreş Birliği'nin. Evet. Bir başkan vardı. O başkan sürekli kurallarla oynuyordu. Bu güreşin zaten seyircisini kaybetmesinin en büyük sebebi o adam oldu. Kurallar öyle bir hale getirdi ki işte serbest güreş mesela nasıl? 0-0'da 2 dakikalık süre vardı. 0-0'da bağlamaya gidiyordu. Kurra atıyordu hakem. Evet. Kırmızıya gelirse kırmızı rakibin tek ayağını alıyordu. Tak bastırıyordu puan. Tamamen işi şansa çevirmişti. Seyirci uzaklaştı. Olimpiyat Komitesi de sürekli uyarıp duruyordu. Bak kendinizi yenileyin. Seyirciniz gidiyor. Ratinginiz düştü. Onlar da kendini değiştirmediler. Olimpiyat Komitesi de mecburen bu değişikliğe gitmek için böyle bir karar aldı. Sonra bir yönetimsel değişiklik oldu Dünya Güreş Birliği'nde. Daha sonra tekrardan olimpiyat sürecine dahil edildi. Şu an hiçbir problem yok artık. Hiçbir problem yok. Şimdi galiba boksun problemi var. Boksla halterde bir problem var. 2028'den programdan çıkarıldığı söylendi ama bence onlar da yine dahil edilecek. Çünkü temel branş bunlar. Özellikle düzenleyen ülkeye soruyorlar siz hangi branşları istiyorsunuz diye. Ve tabii o düzenleyen ülkenin de görüş çok önemli. Ben Amerika'nın alacağını düşünüyorum yani boksla halter. Tabii şimdi boksla ilgili sağlık nedenleriyle bir takım tartışmalar falan var ama işte halter yani olimpiyatta olmazsa olmaz. Kesinlikle yani, yani kesinlikle. Yani. En temel branşlar var. Sizin var mı bir spor merakı? Halterciyim diyormuştum diye. ben de eski Türkiye şampiyonu falan derim. Kalırmışız burada. Sen yaptın mı spor hiç? Ben spor evet yani ortaokul, lisede handbol. O zaman kuşak son meraklı başladığı dönem. Evet. Yedek kulübesinde. Aynen öyle. Futbol normal Karadeniz çocuğu olarak hep oynadığımız bir şeydi. Ama bir fiil sporcu veya büyüdükten sonra da spora vakit ayırmak yerine başka şeylere vakit ayırmak tercih ettim. O yani çok yorucu sporu ben de tercih etmiyorum. Yani daha doğrusu bir fitness bilmem nesinde böyle koştuğumda hani ben bana desen ki buradan Kartal'a koş bir poşet al. Bir ya anlamı var. Evet yani. Öbürünü bir anlamı yok. Bana böyle manasız geliyor. Kesin yani. Çok haklısın. Vallahi aynen. Ben o görüşteyim. Onun yerine bir de, hani hiç gözüm yer görmez. Her yeri dolaşırım. Bantta spor çok sağlıklı değil zaten abi. O kemiklere falan çok zarar veriyormuş. Yani onun yerine, ormana gidip yürümek lazım. Yeni moda işte bu pilates denilen hani daha esneten yoga denilen şeylerle böyle kendimi açmaya iyi yaşlanmaya çalışıyorum. Derdim ben de mesela spor yapmayarak iyi yaşlanmaya çalışıyorum. Çünkü spor çok zararlı bir şeydir aslında. Evet yani, yeni konuşulmaya başlandı. Sağlam yeri yoktur herhalde. Kaç sakatlığın var? Vallahi çok sakatlandım Fatih abi. Bacağımda, kolumda. Hatta en son Avrupa Şampiyonası'na giderken az daha dirseğim vuruluyordu. Recep Kara var bizim Kırklarbaşı Pelemon. Onunla görüşüyordum. Yerde bir anda boş. Görüşülür mü Recep Kara'yla? Antrenman vermeye geldiler sağ olsunlar. Ali Gürbüz'le ikisi. Sağ olsunlar. Onlar başka bir cinsam abi. Onlar çok acayip. Sağ olsunlar. Sakatlandılar diye. Yok antrenman verim yani. Çünkü rakip de lazım. Partner de lazım. Sağ olsunlar geldiler yardımcı olmak için. Çok farklı değil midir yağlı güreşle sizin güreş? Sanatı çok farklı. Sanatı çok farklı. Çünkü hem kısmet var hem de o yağdan dolayı iş çok zorlaşıyor. Şimdi mesela yağlı güreşin seveni niye seviyor? Kurallar basit. Sırt yere gelecek, gelemedi mi puan bastıran galip. O yüzden mesela 90-95 yaşında işte yörük dedelerimiz oturuyorlar. Sabahtan akşama kadar o güreşi izliyorlar. Kurallarının basitliği işte güreşin izlenebilirliği işte. Aynen. Mesela yağlı güreş izlenebilir. Ne kadar basitse o kadar iyi. Basit tabii ne kadar basitse o kadar iyi. Ayrıca 90 kiloluk bir adam geliyor 140 kiloluk bir adamı yenebiliyor. Niye? Yağdan dolayı tutamıyor adam. Maçın ilerleyen dakikalarında gücü düşüyor. Artık öbürü avantajlı hale geliyor. Tabii o yüzden izlenebilirliği çok var. Farklı bir sanat. Hiç denedin mi? Bana çok talep var Fatih abi. Evet. Özellikle gel diyorlar. Özellikle Antalya tarafları illa şu yağlı güreşe bir katıl diyorlar. Renk getireceğimi düşünüyorlar. Fizik yapı da müsait yağlı güreşin. Aslında sumo da yapabilirsin. Çünkü el kol uzun. Sumo da yapabilirsin muazzam. Sumo yok abi. Sumo. Yok mu? Sumo bize tamamen farklı. Yağlı güreş belki olabilir. Talep var. Kim bizden birisi ki sumocu oldu yağlı güreşlerin tenisi. Recep abi bir maç yapmış. Ha, evet. Sumocuyla bir güreştirdiler evet. Recep abi de sumocuyu yendi. Yendi evet. Yendi evet. O yüzden de sen sumocuyu fırlatırsın o aya gider yani. Aynen abi.
değişik bir spor, evet ya. Çok, çok acayip öyle. Gerçi o sumoda buna pek spor gibi de gelmiyor. O ittiriş kaktırış bir şey, garip bir şey. Gibi yani. Bir şey. Biraz Japonlara evet, özel. Japonlara yani. Özel bir şey yani. Biraz gibi show, gidiyorlar. Şimdi zaten Japonlar da kazanmıyor. Artık Havailer falan kazanıyor genellikle galiba. Evet. Japonlar onu da kaptırırlar yani orada. Vallahi spor uzun dönemde, özellikle böyle ağır sporlar uzun dönemde insan sağlığı için iyi bir şey değil. Talibat. Çok dikkatli olmak lazım. Mesela Taha sporu bıraktıktan sonra muhakkak ki kesinlikle çok özel bir işte, kendine bakmak zorunda. Çoksa sıkıntı çeker. Hep formda kalması lazım belli ölçüde. Tabii. Ne yapmayı düşünüyorsun spordan sonra? Şimdi iki sene sonra demek ki veda edeceksin ki zaten 33-34 yaşı artık bu işin sonu. Sonra ne yapacaksın? Abi inşallah yine sporun içerisinde olmayı düşünüyorum. Hem yüksek lisansımı da yaptım yine aynı şekilde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde. Spor üzerine, spor fakültesinde. Hem mektepli hem alaylı olarak inşallah sporun içerisinde yer alacağız. Zaten şu an spor bakanlığı spor müşaviri olarak kadromuz devam ediyor. Şu an pasif görevdeyiz ama. Aynı zamanda ASKİ'desin galiba değil mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'dayız. Buradan da kulübümüzün desteğinden de bahsetmek isterim. Mansur Başkan sağ olsun güreşi çok destekliyor. Önceki dönemden aldığı bayrağı sağ olsun daha ileri taşıdı. Çok güzel bir tesis yaptı. 5 yıldız bir tesisimiz yapma var Fatih abi. Gerçekten. Önceden bir tesisimiz vardı. Böyle prefabrikti. Biraz misafirlerimizi işte gazeteciler falan gelince ağırlarken biraz çekiniyorduk ama şimdi göğsümüzü gere gere misafirlerimizi ağırlayacağımız bir tesisimiz var. Mansur Bey mi yaptı onu? Evet. 2000 tane altyapıda gencimiz var. Onlar 2000? Da 2000 tane. Türkiye'nin her yerinden herhalde. Aynen. 30 tane güreş antrenörümüz var. Ve bütün bunları belediye karşılıyor. Tesis sürekli çalışıyor. Akşama kadar faal tesis sürekli çalışıyor. Biz de oradayız. Aileler geliyor. Locadan geçiyorlar oraya. Aileden orada şeyi izliyorlar. Antrenmanı izliyorlar. O kadar seviniyorlar ki bir de bizi görüyorlar orada. Tesisinde bizim adımızı verdiler. Rıza Kaya, Tahakü, Spor Kompleksi. İnşallah Ankara'ya geldiğinizde bekleriz. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. İnşallah orada da hizmetine devam ediyoruz abi. Biz de oradayız. Gençlere de örnek olmaya. Keşke mesela o kulübün başına geçsem orada adam düştüm. Ben tabii gelecekte de inşallah sporun içerisinde olacağım. Spora hizmet etmeyi düşünüyorum genç arkadaşlarımıza, tecrübelerimizi aktarmak için. Tabii bir gelecekte... Bir de senin gibi birisi işte gençler için çok önemli. Geliyor orada, evet. Dünya 9 kere Avrupa şampiyonu, dünya yani şampiyonu, olimpiyat şampiyonu orada görüyor. Karşında abi. Tabii. Ve senin de onun gibi olmanın önünde hiçbir engel yok. Çünkü kesinlikle torpille olmadı. Babası bilmem ne olduğu için dünya şampiyonu yapmadı onda yani. Aynen. Çalışa çalışa çalışacağız. İnşallah evet. Biz hani görev isteyen değil de görev bekleyen taraf olacağız. İnşallah hem güzel görev. Rol model. İnşallah, rol model. İnşallah görev bekleyen taraf olacağız. Çünkü sporda rol model çok önemli. Yani mesela şey gelinceye kadar Türkiye'ye, Naim Süleymanoğlu, Nur İşnayas'ın gelinceye kadar Türkiye'de halter diye bir şey yoktu. Bir aynen geldi arkasında halter trrrr diye yükseldi. Evet. Bir Türkiye şampiyonası yapılıyor Fatih abi. 3000 tane çocuk sıraya geçiyor tartı sırasına. Öyle altyapı şeyi var, potansiyeli var. Allah'a şükür. Böyle bir geleneği var çünkü. Bütün köylerde, bir de yani her bizim başarımıza var. İnanın yani Anadolu'da falan yani çok büyük bir ilgi var güreşe. Hani güreşin jenerasyon sıkıntısı, altyapı sıkıntısı Allah'a şükür yok. Yani gerekirse yeter ki onlara bir malzeme desteği, tesis yapmasın yeter yani çocuklar. Peki Anadolu'da durumu mesela şimdi bazı kentlerde evet biliyoruz bazı kulüpler önemli. ASKİ bunların başına geliyor belki ama vallahi Anadolu'da durum iyi değil abi, iyiye gitmiyor. İyiye gitmiyor, şöyle söyleyeyim. Kulüplerimizin sayısı her geçen gün artması gerekirken her geçen gün kapanıyor. Bütçeler artması gerekirken bütçeler düşürülüyor abi. Özellikle bu pandemi ve ülkemizin yaşadığı ekonomi sıkıntı güreşi daha çok etkilemeye başladı. Her nedense belediyelerimiz, biz Ankara olarak değil ama diğer belediyelerimiz kısarken güreşten kısıyorlar. Yani, öyle güreşten kısıyorlar. Mesela bizim Sivas Belediye, yani ben başkanımız hani güreşte her gittiğimde yanına gidiyoruz. Ya Sivas Sporumuz var. Sivas Belediye Sporu Süper Lig'e çıkar, şey, birinci lig'e çıkarmaya çalışıyoruz. İkincilikte oynuyor Sivas Belediyesi. Veya Sivas Sporumuz var zaten. Ya şimdi Sivas Belediye Spor'la niye... Niye hani, uğraşıyorsun? Bir de tutmazlar. Ben Sivas Sporluyum. Ben yani belediye sporu tutmam Sivas Sporu varken. Kimse tabii tutmaz. O takımın güreş takımı yok. Ya biz bunu söylüyoruz. O parayı oraya vereceğine buraya ver. Ya diyoruz ki sadece bir salonumuz olsun. Minderi de biz göndertirelim federasyondan. Malzeme desteğini de biz yapalım. Hocamız zaten genç spor müdürlüğünde bir sürü hocamız var. Onları da görevlendirme yaptıracağız. Hiçbir şey istemiyoruz. Bir salon abi. Sadece bir salon yapılacak. Şöyle beton harimi güzel bir tesis. Başka böyle, bir şey. Böyle kapalı spor sanıyor. Bir çalışma başka yeri başka bir şey istemiyoruz. Hani biz Süper Lig'de takım istemiyoruz. ASKİ, Ankara. Milyon dolar da istemiyoruz. Ankara Büyükşehir gibi bir kulüp istemiyoruz yani. Hani Süper Lig'de güreşsin gelsin. Güreşin Süper Lig'inde güreşsin. Biz altyapı istedik. Maalesef onu bile başaramadık. Benim 10 yıldır her şampiyonumda Sivas'a gidiyorum. 10 yıldır da söylüyorum. Maalesef başaramadık. Ben mesela Sivaslı bir genç olsam. Mesela kendi memleketinden, mesela şimdi diğer çocuklar da örnek alır ama benim memleketimden çıkan bir dünya şampiyonu benim için çok daha yakın yani bu, bir örnek. Sivas'ın yani şey olmaz yani. Sivas'ın dalı olmaz. Sivas'ın kanayan yaramız yani ben bunu
En son Cumhurbaşkanı'nda da söyleyeceğim dedim. Dediler dur açacağız falan. Yani açılmadı. Yani kanayan Cumhurbaşkanı yaramız. Cumhurbaşkanı görsen söylersin. Kanayan yaramız. Sizin Cumhurbaşkanı bu yüzden belki görüşür dedim. Bunu söylersin diye. Söylenecek o kadar şey var çok ki. Yani hangi birini söylesin? O da hangi birini yiyecek? O da olur. Deniz Hanım peki şimdi Türk mutfağının yükselişinden falan bahsediyor. Bir sürü burada her hafta mümkün olduğunca yeni şefleri falan ağırlamaya çalışıyoruz. Türk mutfağının füzyon yönünü geliştirmeye çalışanlar var. Yabancı mutfakları Türkiye'de yapmaya çalışanlar var. Ve Türkiye'de buna ilgi giderek artıyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani kendi hem Adnan Bey'in bakış açısını da biliyorsunuz hem de işin içinde ve her sistemi bilen biri olarak. Bir gelişme var mı yoksa biraz saldım çayıra durumu? Yani şöyle, ben seviniyorum artık birçok şefin Türk geleneksel mutfağına ilgi duymasına. Bundan bir 8 yıl öncesine kadar geleneksel mutfağımızı böyle köylü mutfağı olarak adlandırıyorlardı. Şimdi çok değerli şefler artık bu işin peşinde. Ben çok mutlu oluyorum ama hala eksik. Ne eksik? Hala eksik. Yani biz yurt dışında da bilinemiyoruz. Sadece kebaptan ve dönerden ibaret. Biraz da pide şimdi. Evet. Niye? Çünkü en kolay ulaşılabilir olan, en kolay uygulanabilir olanlar bunlar olduğu için. Fast food gibi olduğu için. Gibi, tabii. Yani az ustayla, az şefle birçok kişiye hizmet verebiliyorsun. Bu iş biraz daha fazlaca insan emeği gerektiren bir iş. Bu şu anda yaptığımız iş. Yani umarım yurt dışında da daha çok bilinir oluruz. Yani Türk mutfağının ne kadar zengin. Yani şu anki en temel mesele bunu uluslararası hale getirebilmek. Tabii ki, tabii ki. Bunu bir türlü başaramıyoruz. Ama mesela sanki biraz da zor gibi. Çünkü Türk mutfağı dediğin zaman genelde tencere yemeklerinden bahsediyoruz. Şimdi tencere yemeğini de batıda yapabilmek zor. Şimdi mesela Fransız yemeği, tamam tencere yemeği de vardır ama bilinen Fransız mutfağı genellikle tencere yemeği dışında olanlardır. Tek tüktür tencere yemeği yapan Fransız restoranı. Genellikle daha ne diyeyim basit olanları yani tencerede pişmeyenleri yapılır. Tencere bir zor bir şey değil mi? Şimdi sadece tencere yemekleri olarak düşünmeyelim. Bunun mezesi var. Bunun tatlısı var. Doğru. Bunun ızgarada da geleneksel olanlar var. Izgara deyince sadece kıyma kebabı değil yani geleneksel birçok şey var. Malatya'nın çok değişik fırın yemekleri var mesela. Evet. Gelelisi var, kağıt kebabı var. Adını sayamayacağım. O kadar çok fırın yemeği var ki. Fırın, çok güzel yemekler var. Sarmalar, dolmalar var. Yani sadece sulu yemek olarak düşünmemek lazım bunu. Bir de şimdi yani diyelim ki tencere yemeği olsun. Doğru pazarlama yapıldığında bundan 15 sene önce sushi diye bir şeyin ne olduğundan yani sushi bizim geleneğimizde yediğimiz bir adet bir şey mi? Hayır. Tabii şu o şeyle olur. Yani, Japonya'nın uluslararası ticaretteki payının artmasıyla tabii beraber. Ki. Japonlar gittikleri yerde Japon yemeği istemeye başladılar. Hmm. Onlara yapılmaya başlandı. İşte arz talep evet. Bir gün Los Angeles'a bir otele gittim. O zaman kadar sushi mışı görmemişim. Ne, haberim bile yok. Sabah kahvaltı yedim balık verdi. Lan manyak bunlar. Sabah değil çiğ balık mı yedir dedim. Dediler ki Japonlar var onlar yiyor dediler. Sonra 3 sene sonra gittiğinde baktık ki başka yerde var. Sonra bir anda Japon lokantaları. İtalya bu işe emek sarf etti. Hatırlarsınız evet. Belki. Yani yıllarca İtalyan takımının maçlarında 70'li yıllarda işte Vini Italia, İtalyan şarabı diye yazar. İşte bilmem Grana Padano falan. Lan ne bu falan dersin. Dünyaya spor vasıtasıyla kendi ürünlerini tanıttılar. Tanıttı. Sonra İtalyan şarabı diye bir şey dedi. Kötü bir şaraptı. Şimdi iyi bir şarap haline geldi. Ya da işte parmesan kötü bir peynir aslına bakarsan. Evet. Dünyaya onu tanıttılar ve İtalyan göçmenlerle de yaydılar. Ve baktığınızda aslında bir 5-6 kalem ürünle bütün dünyaya yayılmış tabii. Durumdalar. Hiçbir şey yok. Biz daha geniş bir yelpazeyle bunu başaramadık. Acaba belki o gelişim biraz zorluk mu getiriyor beraberinde? Ya biz önce bir kendi mutfağımızı kabul etmemiz gerekiyor. Biz evet. Mantıyı bile ravioli diye anlatırsak yabancıya. Yani ravioli'yi şey gösterirsek. İtalyan mantı diyeceğimizde Turkish ravioli diyoruz. Aynen Turkish ravioli diyoruz. Biz her şeyimizi yabancılardaki yemeklerden örnek vererek aşağılık tanıtıyoruz. Aşağılık kompleksimizden kurtulmamız gerekiyor. Kendimiz aşmamız lazım evet. Öncelikle zaten. Kendimizi sevmeyi başaramadığımız için zaten kendimiz olarak. Ya yani o kompleksten bir kurtulmamız gerekiyor. Evet. Bunu maalesef başaramıyoruz.
ama inşallah bunu yapacak şefler var ve arkalarında da yetişiyorlar. Ama mesela Londra'da falan pideciler açılmaya başlandı. Acayip şeyciler vardı, kebapçılar vardı, iş yapıyorlar. Şimdi pideciler bayağı iyi şefler pideci falan adım. Yapıyor. O da bir adım. Ama dünyaya açılmanın, yani Tahan'ın yaptığı olimpiyat şampiyonluğunda Türk bayrağını gören dünyanın tanıtımı neyse, baktığınızda dünyanın herhangi bir yerinde... En az o kadar damak, hatta belki daha çok yani. Damak evet. O kadar acayip bir şey. Kim yaptı bunu? Bu yemek benzer nerede? Sorunlar her sektör kesinlikle için geçerli. Onlar var, var için geçerli. Yani. Hepsi için geçerli. Sizden de bir randevu ayarlayalım mı acaba? Ya hakikaten var ya. Her sorun, evet, sorunlarımız var dolayısıyla. Sizin de sorunuz var efendim? Ya bizim de var tabii. Yani bu, yani dönemde o kadar acımasız bir süreç geçirildi ki işte enstrümanistler, müzisyenler, oyuncular Türkiye için çok yetenekli insanlar olmalarına rağmen evde kalmak durumunda kaldılar ve bunun karşılığını alamıyorsunuz. Yani bakkala gidip ben size bir tirat atayım, bana bir ekmek verirsiniz gibi bir diyalog yok olmadığı için. Ama işte ne bileyim, garsonluk yaparsınız, kuryelik yaparsınız, o koşturma içerisinde çalışan bir sürü müessese vardı bu Covid döneminde. Ama biz hiçbir şey yapamadık yani. Evet. O süreçin karşılığını şimdi daha yeni yeni toparlanmaya başlıyoruz. İşte intihar eden müzisyenlerden tutun da işte bu yeni yeni sesler gelmeye başladı, hareket gelmeye başladı, sosyalleşmeye başlandı. İnşallah sağlıkla ayağa kalkarız derken ekonomik kriz başladı. Dert bitmiyor. Tabii biz tabii bu yaşa geldik, neler gördük, neler değil gördük, mi Fatih abicim? Siz de yani bunun çünkü aynı kuşağın abi kardeşleriyiz. Dolayısıyla bunlar da geçecek. Geçecek, hepsi geçecek. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Her şey geçiyor ve dünya hep genellikle daha iyiye doğru gidiyor. Yani zaman zaman kötüye doğru gidiyormuş olsa bile sonunda daha iyiye gidiyor. Kimse umutsuzluğa kapılmamalı. Gidecektir de onun için umutsuzluğa kapılmamak lazım. Senin bir lafın ilgimi çekmişti. Ben alaylıyım, Shakespeare oynamadım. Evet. Diye bir laf. Düşündüm o lafı mesela ben senden duyduktan sonra, dedim ki alaylılar Shakespeare oynayamaz mı? Oynar tabii. Ben oynayamadım. Yani benimki... Ha, denk düşmedi. Benimki şey, yani ben oynayamadım. Hatta şöyle bir... yani denedin de mi oynayamadı, yoksa oynayamadı fırsatı mı olmadı? Olmadı, fırsatı olmadı. Hatta şu anda bir Fransız yazarın oyununu oynuyorum. Ve şimdi oyunculukta şöyle bir şey vardır abicim. Sahneye çıktığınızda sizi güdüleyen iki şey vardır. Biri o oyuna çalıştığınız provada var olan teknik bir oyunculuk matematiği ve bilgi vardır. Bir de o işin samimi geçmesi için Hakan'ın oynadığı bir roldür bu. Dolayısıyla kendi geleneğiniz, biriktirdiklerinizi kullanmaya başlarsınız. Bazen kendi kelimelerinizden çıkıverir. Mesela bu Fransız oyununda, ikinci oyunda ben vallahi mı dedim. Ve karşımda Sedef de böyle baktı diye, ben ne dediğimi, ben vallahi mi tamamen gerçek. Diye söyledim. Sonra da bir Fransız da herhalde bunu Türkçe oynamaya kalksa vallahi mı derdi yani. Düşünerek konuyu kapattık. Dolayısıyla arada bir böyle bu pırt pırt çıkabiliyor. Çıkmasının sebebi işte o yabancı oyun oynamamaktan kaynaklanıyor oluyor. Çünkü işte orta oyuncular, Ferhan Şensoy, daha sonra Uğur Uludağ falan, hep böyle yazar tiyatrolarında oynadım. Ve yerli yazarların tabii ki tiyatrolarında oynadım. Onların getirdiği o, bana sağladığı o rahatlık. İster istemez kendimden, o da zaten işte çok samimi bir karşılık buluyordu bugüne kadar, ama bu da benim için bir sınav gibi bir süreç. Bir Fransız yazarın oyununu oynamak da onun için oyunu oynadıktan sonra bütün gece yatağa sabaha kadar gerçekten mi kendi benliğime, gerçekten mi benim kelimemle oturtmaya çalıştım. Yani. bir şey soracağım. Tiyatro etmek lüks bir iş midir? Niye bunu söylüyorum? Kaç para şimdi biletler şu anda? Şu anda 130. 120 lira civarı. En fazlası 150 falan galiba. Tiyatro etmek lüks bir iş midir? Niye soruyorum? Geçen gün son derece absürt bir şekilde, işte Türkiye'de ekonomik kriz yok çünkü 4 milyon insan mı, 5 milyon insan mı, kaç milyonsa sinemaya gitti dedi. Tiyatroya... Sinemaya henüz çok ciddi bir geri dönüş yok ama tiyatroya Covid sonrası seyirci çok sahip çıktı. Sahip çıktı, evet. Çok güzel geri döndü. Lüks müdür peki tiyatro, yoksa bir ihtiyaç mıdır? Lüks değil. Yani şöyle bir karşılık var. Canlı bir performans seyrediyorsunuz. Bu canlı performans izlemek, o anı yaşamak, o an doğrusuyla, yanlışıyla, hatasıyla, siz o 500 kişiyle beraber bir oyun oynarsınız. O 500 kişi o anı yaşar ve o hatıralarla gider. Yani ikinci gün aynı 500 kişi yoktur. Peki, ikinci gün yok. Aynı oyun da yoktur. O seyirci size başka bir şey oynatır ve o seyirci de o günün anılarıyla gider. Hmm.
Dolayısıyla bu çok sahip olunabilecek bir şey değildir. Bir sinema biletiyle, bir maç biletiyle karşılık bulunması gereken bir şeydir. Ki zaten oyunculukta biliyorsunuz, siz daha iyi biliyorsunuz. Bir buçuk ay işte prova yaparsınız, bir oyun oynarsınız. Aldığınız para 1 liradır. Bir hafta bir dizi yaparsınız, aldığınız para 5 liradır. Bir gün bir film çekersiniz, aldığınız para 50 liradır. Bir reklam çekersiniz, yarım gün çalışırsınız, aldığınız para 500 liradır. Dolayısıyla bu uyum, emekle sermaye çelişkisi birbirinden çok farklıdır yani. Ama bunu kabul eden bir meslek yaptığımız için biz haliyle buna teslimiz. Ama bunu seyircilerin de bilmesi gerekiyor sadece, onu demeye çalışıyorum. Bence de. Ama Türkiye'de belli bir kesim seyircinin tiyatroya büyük saygısı olduğunu da ve bu saygı giderek arttığını görüyoruz. Ya bir işi doğru yapıyorsanız seyirci sizi buluyor. Bugün. Ve mutlaka o kulaktan kulağa, Feren abinin, rahmetlinin en iyi PR'ın kulaktan kulağa olduğunu söylerdi. Bunun karşılığını her oyunda da gördüm yani. Bu oyunda da gayet güzel geri dönüşler alıyoruz ve onun da geri döneceğini biliyorum seyirci olarak. Yanında da Şam Tiyatrosu'nun yanan yerine biliyorsun alışveriş merkezi yapıyor, evet. Ama Allah uzun sürede de bitmiyor bir türlü. yangında savurla mıydın? Ben yandığında İstanbul'da değildim. O zaman dışarıdaydık. O da oyunculardan yani. Bir tanesiydim. Daha son bir şey merak ediyorum. Şimdi vaktimiz doldu ama bunu sormadan gidemem. Ben kendi adıma güreş seyretmeyi, daha doğrusu her türlü müsabaka seyretmeyi severim. Hatta şöyle söyleyeyim. En az sevdiğim müsabaka türü futbol. Yani futbol seyrederken hani Galatasaray'ı seyredebilirim ama bunun dışında futbola böyle bir merakım yok. Sen de Galatasaray'sın galiba. Evet. Ne güzel. Bugünlerde mutlu olmasak da. Bu günleri de yaşamamız gerekiyor. Mesela, Türkiye'de artık ben güreş seyredemiyorum. Mesela eskiden işte spor sergi sayında olurdu, bilmem ne olurdu. Birisi anlatırdı falan. Gider izlerdik çocukken. Şimdi böyle bir şey var mı yani? Güreş izleyebilmek mümkün mü? İşte Türkiye şampiyonu falan böyle nasıl ilgi? Kesinlikle abi. İlgi çok yok abi ama. Yok çünkü bana öyle geliyor ama biraz da federasyonlarda bir hata var yani. Yani biraz reklam açısından, evet. Biraz tanıtım açısından yapılması gerekiyor. Mesela İstanbul'da Avrupa Şampiyonası'ndan önce Yaşar Doğu turnuvamız yapıldı. Uluslararası bir turnuva. İyi de katılım vardı mesela. Sizin haberiniz olmamış. Mesela Başakşehir'de yapıldı. Hem de dünya... Seyirci var mıydı? Seyirci çok yoktu abi. Yok yoktu, evet, olmuyor. Maalesef. Dünya Şampiyonası için puan veren de bir turnuva. Grand Prix'ti yani. Önemli bir turnuvaydı. Ben orada da birinci oldum. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'na öyle gittik. Fazla bir seyircimiz yoktu maalesef. Güreş seyircisini kaybetti abi maalesef. Yani bu bizim. O niye şeyde mesela bakıyorsun yağlı güreş müsabakalarında ciddi seyirci var. Kesinlikle. Minder güreşinde aynı seyirci yok abi. Halbuki minder güreşi yağlı güreşten daha zevkli bence. Yani hem de uluslararası olduğu için biraz dünyanın güreşleri falan kesinlikle abi. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim şimdi olimpiyat şampiyonu olarak. Yani ben mesela ben seni görüyorum. Bir tek televizyonda izleyebiliyor olmaktan açıkçası kendi adıma mutlu değilim yani. Aslında güreşiyoruz da işte insanlarımızın haberi olmuyor. O yüzden haberleri olmayınca da gelemiyorlar yani. Belki de bunu da yani federasyonda bunu da gündeme getirmek lazım. Federasyonumuzun da tek başına gücü de yetebilir mi buna bilmiyorum. Yani sonuçta federasyonda bir bütçesi var. O bütçeyle... Yani belediyelerle işbirliği yapılabilir. Kesinlikle. O kentlere bir hareket gelir. Kesinlikle. Belki kentin merkezi değil de bunun da ilgisinin olabileceği başka yerlerde yapılabilir. Kesinlikle. Belki maç öncesi mesela bir konser falan. Hani bir olabilir. Etkinlik yapılabilir ki seyircinin gelmesi için bir şey. Yani. Tabii canım veya bizim gibi bir şekilde halkın sevdiği kesinlikle insanlar çağrılabilir. Biraz orada bir yerde oda yaratılabilir kesinlikle. Bir şekilde olabilir tabii. Ama işte federasyon tabii bu anlamda bütçesi hani bir bütçe ayrılması gerekiyor bu işin. O da bütçeyi mecburen dengeli kullanmak zorundalar. Onlar da tabii daha farklı alanlara bütçeler ayrıldığı için. Yani belediyelerle işbirliği yapılabilir. Yani konserlerle, monserlerle falan bir araya getirebilir. Belki gösteri maçları yapılabilir. Show maçları yapılabilir. Çünkü dünyanın her yerinde ilgi var. Yani Amerika'da mesela güreş bayağı. Tamam bizim güreş gibi değil onların güreşi abi ama. Çok acayip seyircileri var ya. Muazzam seyirci var. Ya. Muazzam abi. Yayın var. Muazzam yayın abi geliri abi var. Yani. Şimdi şöyle ben Ohio Üniversitesi'nde kampa gittim. Hafta sonunda basketbola gelen seyirci neyse minder kuruluyor. Üniversiteler arası güreş yapılıyor. Aynı seyirci oraya geliyor. Güreşe de geliyor. 20 bin kişi geliyor. 25 bin kişi. Aynı bir büyük basketbol sahasında minder var. 25 bin seyirci aynı o günde oraya geliyor. Güreş de aynı. Tekvando da full. Güreş de full. Atletizm de full. Basketbol de full. Hepsi. Tribünler hep kapsalı. Yani mesela biz diyoruz ya niye hep başarılı bir soru. Ya biz sporu aslında sevmiyoruz kardeşim. Vallahi sevmiyoruz. Biz kazanmayı seviyoruz. Abi aslında halkımıza şunu yani mesela özellikle bizim gibi branşlara ailelerimiz şuna bakıyor. Benim annem dahil. Benim baba güreşçi oldu. Benim annem bir de oğlum oku. Şimdi öğretmen ol, doktor ol, işte mühendis ol, mimar ol. Bizde böyle bir kanı var. Yani öyle sporcu işte güreşe gittiği zaman boş bir vakit olarak ailemiz bunu görüyor. Bizde para neyde kazanılır? Futbolla, basketbolla. Hani futbol diyelim. Futbolla eğer yürürsen parayı kazanırsın. Tabii. Bu algı var spor açısından. Tabii. Ama güreşte de bizim gibi branşlarda hani
kişilerin kendini geliştirebileceğini maddi manevi Allah'a şükür biz bir yerlere geldik. Sen güreşten geçinebiliyorsun. Çok şükür abi biz tabii devletimizin, milletimizin vergileri desteği, devletimiz bizi iyi ödüllendirdi. Biz güzel ödüller aldık. Biz bunları ben gittiğim her yerden anlatıyorum. Diyorum ki bak güreş sayesinde de iyi yerlere gelebilirsiniz. Aynı zamanda devletimizin kanunları var. İşte atıyorum en ufak gençler Avrupa üçüncüsü olsan devlet diyor ki sana kardeşim üniversiteye gir. Senden sınav falan istemiyorum öğretmensin. İşte ben olimpiyat şampiyonu oldum bana spor müşavirliği kadrosu verildi. Bu bakanlığın en yüksek kadrosu. Ayrıca ödüller var bir de. Ayrı zamanda Cumhuriyet altını karşılığı ödüller var. Aynı zamanda belediyelerin, kulüplerin verdiği ödüller var. Yani ben bunlar her yerden spordan da geçinilebiliyor yani. Tabii mütevazı bir şekilde bunları anlatıyorum. Diyorum ki bak hani güreşte de para kazanılıyor. Güreşte de bir yerlere gelinebiliyor. Ailelere de bunu anlatmak lazım. Mesela yani benim yaşamımı, nasıl yaşadığımı, nasıl bir yerlere geldiğimi belki spor bakanlığımız, aile kültür bakanlığımız bunları biraz daha gösterebilsek. Aa diyecekler bak ta bak spordan buralara gelmiş, bunları kazanmış, bunu yapmış, bunu etmiş. Belki ailelerimiz biraz daha iyi gösterebilirler ama onlar da güreşe veya bizim gibi branşlara bakış açısı dediğim gibi yani zaman kaybı olarak zaman kaybılıyor. Ya gidecek okuldan geri kalacak. Okuldan geri kalacak. Buradan da bakış açısını biraz olmayacak. Aynen abi onu değiştirmemiz lazım. İşte Amerika'da, Almanya'da böyle. Ben Almanya'da da güreştim. Ya bir kasaba takımı yani 2000-3000 nüfusu var. Hafta sonu güreşe 2000 kişi geliyor. Fatih abi 2000 kişi geliyor. Genci, yaşlısı. Davul ala, zun alalar, deplasmanlı hem de gidip gelmeli ligler. Almanya güresi çok başarılı bir ülke değil. Ona rağmen o 2000 kişi geliyor, o maçı izliyor sonuna kadar. Ki i̇şte, Almanya'nın esamesi okunmaz. İçeceklerini yani. Alıp gelip izliyor. Evet. Hiç esamesi hiç yok. Okunmaz. Ama 2000 kişi gelip o güreş maçını izliyor. Yani böyle bir kültür var. İşte ben de istediğim o ya. Türkiye'de bu, keşke bu olsa yani. Çünkü kesinlikle. Güreş bizim hakikaten... Çok biz çocukken önemli. Güreş maçlarına insanlar giderdik. Kardeşim. Orhan Ayhan anlatırdı yanlış hatırlamıyorsam. Biri anlatır. Millet de keyiflen seyrederdi falan böyle. Çekişmeli turnuva olurdu. Yabancı güreşçiler gelirdi. Biz biraz geriden takip ediyoruz abi. Bu belki bir 15-20 sene sonra belki o seviyeye. Yani biz geriden takip biz geriye gittik yani. Daha ilerideki geriledik yani. Vallahi. Evet bu tabii bence şimdi Taha gibi konuşabilen, şimdi böyle sporcu bulmak da kolay değil. Hayır artık yeni nesil sporcular evet. Taha gibiler çok. Evet. Taha ekstra bunlar bir örnek tabii ama yani. Bunlar popüler ama yeni yeni güreşçilerin, yani yeni sporcuların pek büyük bölümü kültürel olarak da çok önde. Tabii yani. Şimdikiler kendini geliştiriyor. Çok gelişmiş, çok gelişmiş. Şimdi mesela üniversite okumayan beden eğitimi öğretim, en azından yok. Beden eğitimi öğretim yok abi. Evet, yok. Bravo. Çok iyiler yani. İnsan tanıdığı zaman gözleri doluyor. Yani i̇nsan kendi evladını yerine koyuyor. Muazzamlar yani. İşte evet, dağaya bakarken benim gözüm doluyor. Eyvallah. Yani. Aslan gibiler. Hepsine Allah bağışlasın yani. Hepsinin geliştirenlere de, analarına, babalarına da, hepsine hocalarına da, saygı, hocalarına da. Tağacım gururumuzsun. Abi teşekkür ederiz. İyi geldin. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz de sizin gibi bir gazeteciyle. Olimpiyat şampiyonu olduğun zaman eğer ölmemiş sağ kalmışsan ve hala bana televizyon program yaptırıyorlarsa seni Allah'ın izniyle abi teşekkür ederim bugün için. Boynuna altın madalyanı takarak. İnşallah. Teşekkür ederim. Madalya altın alamasan bile bizim için sen her zaman teşekkür artık şampiyonsun da onca. İnşallah alır geliriz abi. Ama alır gelirsen İnşallah. Var ya burada hani. Güzel olur. Bir bayram yeri olur. Seni omuzuma alıp taşıyacağım. O kadar beceremeyiz ama 3-5 kişi belki bir alırız seni omuzlara. İyi ki geldin. Deniz Hanım çok teşekkürler. Türk mutfağın gelişmesine sağladığınız katkılar için size ve eşinize ayrıca ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Geçen gibi kalbura basma yedim. Sizin miydi evet. O? Siz mi yaptınız onu? Adnan Bey bana bir kalbura basma yedim. Hayır. O İzmir'den geldi. Kalbura bastıcım. Ya teyzemin yapmış olduğu 40 sene önceki kalbura basmanın aynısını onu yiyor gibi oldu. Onu sade zeytinyağıyla yapıyorlar. Çok güzeldi. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir kutu yollamış bu hayattan beri. Şahaneydi yani. Bir gün inşallah hep beraber gider. Dileriz. Hakan'cığım iyi ki geldin. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür tiyatro ederim. Tiyatro gibi çok saygıdeğer ve çok zor bir işin. Kimi zaman iyi tarafında, kimi iyiliklerini, kimi zaman zorluklarını yıllardır çekiyorsunuz. Ve sizin sayenizde biz de oralara girip keyif yapabiliyoruz. Mutlu zamanlar geçirebiliyoruz. Sıkıntılarımızı unutabiliyoruz. Başka bir dünyaya yolculuk yapıyoruz. Tiyatro çok saygın bir sanatlı bizim gözümüzde. Yani hepsinin bir yeri var ama tabii. Tiyatro bambaşka bir şey. Çünkü arkasındaki meşakkati yani anı yazılmadan başlayıp oyunların provaları, dekorları seyirciyle buluşana kadar neler tabii. Yaşanıyor ve sonrasında o seyir her gün yeniden dünya kuruluyor. Onu yaptığınız için size teşekkür ediyoruz. Biz İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Sizlerin başarıyla gurur duymaya devam etmek istiyoruz. Değerli izleyiciler bu hafta da birebir bitirdik.
okurlarım varsa izleyen, yarın belki yazı yazmayabilirim. Böyle bir iki gün bir kızımla beraber ufak bir kaçamak yapmak istiyorum. Yani vakit bulsam yazarım, vakit bulamazsam yazamayabilirim. Yarın yazım olmayabilir. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Herkese iyi geceler. Pazartesi akşamı tek etekte görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.